Cahide ile konuştum. Tamam o iş. Seninle tekrar görüşmeyi kabul etti. Özür dilemen şartıyla. Ben kesinlikle... Bitirmedim. Özür dilersen... Aydan Kuzgunlar Şehri'nde oynayacak. Hem de Ozan Dolunay'la beraber. Serkan'la birlikte dergiye röportaj vereceksiniz. Herkesin egoda işler yolunda mesajını görmesini istiyorum. Bundan sonra bana asla ama asla yalan söylemeyeceksin. Benimle işbirliği yapacaksın. Ben de sana yardım edeceğim. Serkan'ı bitirmen için. Ne dersin? Var mısın? Akıllı bir kadın olduğunu düşünmüştüm ama bu söylediklerim bana tam tersini düşündürdü. Neden? Daha iki gün önce ortağı olduğum bir ajans Ego. Evet doğru ama işlerden haberim var. Ne işleyişi bilmiyorsun. Nasıl çalıştığımızı bilmiyorsun. Dert etme. Çabuk öğrenirim. Bak iki gün önce geldin Serkan'la el sıkışıp baş köşeye kuruldun. Her şeyi halledeceğim, her şeyi çözeceğim dedin. Şimdi hiç tanımadığın birinden Serkan'ı batırmak için yardım istiyorsun. Bu da sana akıllı bir kadın olmadığımı düşündürdü. Yani inandırıcı değil. Peki. Kıraç peki. Ben de ayağına kadar gelen bu teklifi kabul etmediğin için akıllı olmadığını düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz yani. Fikrin değişirse haberim olsun. Biraz dinlen. Dinlenirken de düşün. Geçmiş olsun. Merak etme. Burada olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Benden sır çıkmaz. Amerika'ya gittiğim zaman bir süre abimde kaldım. Yani mecburiyetten tabii. Hala kötü mü aranız? Bazı şeyler hiçbir zaman değişmez Feriz. O hala annemlerin bir tanesi. O ne yapsa alkışlanır, ne yapsa köklere çıkarılır. Ben ne yapsam hoş. Neyse yani işte abimde daha fazla kalamayacağımı anladım. Yani kalmak da istemiyordum zaten. Ben de kendime bir iş buldum. Bir yapım şirketinden işe başladım. Melisa'yla da orada tanıştım. Birlikte çalışıyordunuz. Evet evet beraber çalışıyorduk. Ama o benim gibi mecburiyetten çalışmıyordu. O kendisini babasına kanıtlamaya çalışıyordu. Babası yapım şirketinin sahibiydi. Mehmet Taner.
Mehmet Bey üniversite okumak için gitmiş Amerika'ya. Sonra da orada kalmış. Çok da başarılı birisi. Bir süre beraber çalıştık. Yani aslında bayağı bir süre beraber çalıştık. Çok da güzel işler yaptık. Yani Mehmet Bey'in animasyon şirketiyle bir bağlantısı var mı? Var var tabii, olmaz mı? Ya benim o zaman fikrim vardı ama yatırım yapacak param yoktu. Ben de Mehmet Bey'e anlattım fikrimi. Çok beğendi. Yatırım yaptı. Ben de kârı orta gitti. Yani baktığın zaman her şey çok güzel gidiyordu. Ama benim aklımın bir köşesi hep Türkiye'ye dönmekteydi. Biliyorsun işte. Türkiye'ye dönmek ve ego ajansı satın almak. Bu hayalimden de Mehmet Bey'e bahsettim. Ama hiç sıcak karşılamadı. Yani neden? Yani neden sıcak bakmadı? Yani sana güvenmiş, birlikte çalışmışsınız, seni kâra ortak etmiş. Ya Feris, şöyle düşünsene. Yani bütün yatırım Amerika'da ve Türkiye'de iş yapmak istemiyor. Hem başka bir kulvar. Yani hakim olmadığı bir alan. Onun için açıkçası anlıyorum Mehmet Bey. Böyle olunca ben de hayalimi rafa kaldırdım. Ama Melisa babası gibi düşünmedi. Çünkü onun da Türkiye'de bir şeyler yapmak planları vardı. Yani inşaat, eğitim, başka sektörlerde de bir şeyler vardı. E böyle olunca iyi bir fikir diye düşündüm. Gayet iyi bir fikir gibi görünüyordu. Şimdi bakınca pek de iyi bir fikir değilmiş galiba. Dicle merhaba. İyi akşamlar Ceyda Hanım. Şimdi Kıraç'ın yanından çıktım hastaneden. Sağlığı gayet iyi. Ayağa kalkmış. Bir doktor arkadaşımla da görüştüm. Tekrar bir sıkıntı olursa ona yönlendireceğim. Haberin olsun. Teşekkür ederim. Yarın sabah ilk iş benim yanıma gel. Bir konuşalım, olur mu? Tabii, öyle yapayım ben. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. Niye arıyor bu kadın şimdi seni gece gece? Hastaneye babamı görmeye gitmiş. Nereden öğrenmiş? Bilmiyorum ki. Bir doktor arkadaşıyla konuşmuş, durumu iyi falan dedi. Kadına bak be, gelir gelmez her şeyin içine nasıl atladı. Ay. İnşallah bu durumu bir şey için kullanmaz. Nasıl yapacak ki onu? Bilmiyorum hayatım. Ben sizin dünyanızı anlayamıyorum ki. Anlasam zaten muhasebeci olmazdım herhalde, değil mi? Menajer falan olurdum yani ben de. Doğru mu anladım? Melisa ile siz birlikte çalışmak için niye sıkıştınız? Hiçbir şey yaşamadık. Gerçek bir evlilik değildi. Aynen böyle. Feriz, bunu anlatmaya çalışıyorum zaten sana. Hiçbir şey yaşamadık. Vatandaşlık almamı da kolaylaştıracaktı. Buraya gelip seninle tekrardan karşılaşana kadar da hiçbir sorun çıkmamıştı. İşte bütün hikaye bu. Sormak istediğin bir şey var mı? Kafana takılan, merak ettiğin, istediğin her şeyi sorabilirsin. Hepsini cevaplarım. Hatice Hanım'la da konuştum. Artık kimse bizi yazamayacak, böyle bir haber yapamayacak kimse, biliyorsun. Kimsenin senin canını sıkmasına izin vermeyeceğim. Hatta ben de dahil. Ben de senin canını sıkmayacağım. Onun için de boşanma davasını açıyorum. Mesela de konuştum. Bitti. Söylemeyecek misin? Bitir şu işi. Boşan. Keşke bana bütün bunları daha önceden söyleseydin, ilk başında söyleseydin. Yani her şey daha farklı olabilirdi. Hiçbir şey farklı olmazdı Periz. Yani sen bunun anlaşmalı bir evlilik olduğunu asla kabul etmezdin ve biz seninle yine aynı tartışmaları yaşardık. Ha. Ama sana doğruyu söylemem lazımdı. Bu konuda haklısın. Bitirelim mi artık bu konuşmayı?
lazım. Ben bu gecelik. Nasıl istersen. Biraz daha kalır mısın benimle? Ne kadar istersen. Biraz daha. Seni seviyorum. Hem de çok. Ceyda Hanım günaydın. Hah, Dicle gel. Kapıyı kapatsana. Tabii. Dün Kıraç'la konuşma fırsatım oldu. Ona bir teklifte bulundum Cahide'nin kitabıyla ilgili. Tabii bu Aydın'ı da ilgilendiriyor biliyorsundur. Evet, duydum. Aydın'ı da Kuzgunlar Şehri'nde elimden kaçırmak istemiyorum. Ama Kıraç Cahide'den özür dilemeye pek sıcak bakmıyor. O yüzden bana yardım edeceksin. Nasıl? Şöyle ki, Kıraç'ı Cahide'den özür dilemek için ikna edeceksin. Ben de kitabın haklarını alacağım. Sonra bizim yönetmenlerimizden biri artık hangisi olursa filmi çekecek. Aklımda başka şeyler de var ama ilk etapta yapmamız gereken bu. Cahide'den özür dilemek. Sen beni gelişmelerden haberdar edersin. Ceyda Hanım, iyi de ben bunu nasıl yapacağım? Hayatım, sen Gülben ve İrem'le çalışmış bir menajersin. Kısa sürede olsa büyük isimlerle çalıştın. Feris'ten de bir şeyler kapmışsındır diye düşünüyorum. Gerisi senin. Yani o kadarını bilemeyeceğim. Çıkabilirsin. Tabii. Günaydın Kıraç Bey. Günaydın. Tuduyca taburcu işlemlerini başlatmamı istedi. Bir saatte çıkarmış oluruz sizi. Teşekkür ederim. Yetmiş olsun. Özür dilersen Aydan Kuzgunlar Şehri'nde oynayacak. Hem de Ozan Dolunay'la beraber. Ne dersin? Var mısın? Sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aydan uygun olunca beni bir arar mısın? Seninle konuşmak istiyorum. Acil biraz. Vay Selçuk abi ne haber ya? Sağ ol abi sen nasılsın? Vallahi ismini duydum çok sevindim abi. Eyvallah abi eyvallah. Biz seninle en son Acemi Şansı'nda beraberdik. Evet abi aslında son işte beraber olacaktık ama son anda yazlık bir iş çıktı oraya gittim ben. Kısmet bugüneymiş abi. Olsun be abi kısmet nasip. Bir şey diyeceğim. Maç günleri izinli miyiz yine hocada? Evet abi hoca baştan tavrını koydu rahatız. Eyvallah abi hadi kolay gelsin. Sağ ol abi görüşürüz. Tugay. Günaydın. Günaydın. Bir şey diyeceğim, iyi misin sen? Ne? Ya biliyorum, yazılanları ben de okudum. Hepsi saçma sapan şeyler. Okuma bile, boş ver. Ay, boş ver, boş ver. Elimden geleni yapıyorum. Sen nasılsın? Ben, sen nasılsın? Ben, bana onu söyle. Ben iyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim. Ezberimi yaptım. Erken yattım, erken kalktım. Harikayım yani. Ay, çok sevindim. Vallahi bak. Bütün karakterin defolarını çıkardım. Tek tek çalıştım. Hocayla da şimdi konuşacağım. Her şey çok güzel olacak inanıyorum. Biliyorum. Tugay. Eman. Nasılsın? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. İyiyim. İyiyim, iyiyim. biz de menajerimle konuşuyorduk. Merhabalar. Da. Yani çok heyecanlı olduğumu anlatıyordum. Güzel bir film olacak diyordum. Süper. İçeride görüşürüz o zaman. Ya görüşürüz. Memnun oldum. Tugay.
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oluyor? Kolay gelsin. Ödeme yapacaktım. İsim alayım. Kıraç Özdal. Ödemeniz yapılmış beyefendi. Bir yanlışlık olmasın? Tekrar kontrol ediyorum. Yok, kapanmış işlemleriniz. Kim ödemiş peki? Bilmiyorum maalesef. Teşekkür ederim. Böyle oluyor. Ne zaman sana kızsam tamam artık yeter buraya kadar desem öyle bir şey oluyor ki hep kendimi senin yanında buluyorum. Kendini mecbur hissettiysen. Hayır, mecburiyetten burada değilim. Yanında olmak istediğim için, seni merak ettiğim için buradayım. Belki kızarsın ya da üzülürsün diye Gülin'e söz verdirdim. Bilmesin burada olduğumu dedim. Yoksa buradaydım ben. Bütün gece buradaydım. Yanına da geldim. Doktorunla da konuştum. Her şeyi sordum tek tek. Yanındaydım senin. Buraya kadarmış dedim. Yolun sonuna geldim herhalde. Yani hep söylerler ya, hayatım film şeridi gibi akıyor gözümün önünden diye. Yok öyle bir şey. Şerit falan yok. Keşkeler var. Pişmanlıklar var. Hatalar var. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bunu böyle yapsaydım. En çok da sana yaptığım haksızlıklar geldi aklıma. Ben ölüp kalsam burada dedim. Ne arkamdan ağlayacak birileri var, ne gerçekten üzülecek birileri var. 3 gün sonra unutulur gider. Hayat devam ediyor çünkü. Etmek de zorunda. Ama öyle çok şey var ki yaşayamadığımız. Yaşayamadığımız o kadar çok şey vardı ki bizim. Hala da var. Belki dedim baştan başlarız. Ne kadar kızsam da, ne kadar nefret etsem de. Nefret etmiyorsun babandan. Söyleme öyle. Yolun sonuna geldiğimizi düşündüğümüz anlarda bile hayatın mucizesi devam ediyor. Bazen tekrar ayağa kalkmak çok zor. Biliyorum. Ama pişmanlıklarımızı düşünerek yola devam edemeyiz. Bazı şeyleri geride bırakmak gerekiyor. Umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Annemin bir sözü var. Bazen de karanlıktan doğar içimizdeki yıldızlar. Belki bu bizim için de geçerlidir. Ne dersin? Belki birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmenin tam zamanıdır artık.
Of ya. Bugünlük iptal edelim senin sahnelerini. Ya ben niye böyle oldu anlamadım ya. Geçer diye bekliyorum ama geçmedi yani. Hayatım sen biraz daha su içer misin? Ama çiğneyerek, tamam mı? Çiğne, çiğne, suyu çiğne. Böyle bak. Yok. Tugay Bey, bir de bunu deneyelim isterseniz. Nedir bu? Bir arkadaşım 2 ay boyunca çıkırmıştı. Ne yaptıysak olmadı. Sonunda safra kesisinde sorun ortaya çıkınca... Olumlu düşünelim. Çok pardon. Evet, siz bir çıkabilir misiniz lütfen? Peki, umarım geçer. Ne? Bir kapak aldın değil mi? Öyle çok içme. Of, Allah kahretsin ya. Tugay'cığım, ben içeri geçiyorum. Sen biraz dinlen, rahatlamaya çalış. Nefes alıp ver. Nefesini tut. Feriz, bir saniye gel. Geliyorum, geldim. Geliyorum ben. Lütfen bir şey yap. Ya Tugay'ı bu hıçkırıktan kurtulmasını sağla. Tamam hayatım, tamam. Elimden geleni yapacağım, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Anlamadım Feriz. Geçmiyor ya. Hayatım ne oluyor? Herhalde diyaframla alakalı bir sıkıntı falan var. Bence pek öyle bir şey değil. Bence Leman'la ilgili bir sorun var. Ya sustuğuna göre doğru yoldayım demek ki. Dökül bakalım, dökül. Kıraç Bey bana kızdı mı? Hayır, kızmadı. Üstünde bile durmadı hatta. Ay iyi bari, çok sevindim Dicle. Çıkınca konuştum bu arada. Ben biraz zor oldu ama bizde kalması için ikna ettim. Çok iyi yapmışsın Dicle. Çok sevindim. Evet, ben bunu düşünmüştüm biliyor musun? Aslında ben söyleyecektim. Çekindiğim için hiç yanlışmadım yani, söyleyemedim. Çünkü düşünsen o şekilde hasta hasta otellerde nasıl kalacaktı? Peki Ceyda Hanım'a ne diyeceğim? Soracak kesin. Sormaz çünkü biliyor hasta olduğunu. Nasıl biliyor ya? Sen mi söyledin? Hayır tabii ki Gülüm, ben söylemedim ama biliyor. Serkan Bey? Sanmıyorum. Gülüm, ben şimdi sete geçiyorum Feris Hanım'ın yanına. Haberleşelim yine, olur mu? Tamam. Tamam, sen merak etme. Kıraç Bey'i ben sık sık ararım zaten. Haberleşiriz. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Feris Hanım, ben babamın yanındayım, haberiniz olsun. Ya bundan işte 12 yıl önce falan bir film setinde tanıştık. Annemin maseti diye bir iş çekiyorduk o zaman. Çok pardon, çok pardon. Hemen geri dönüyorum sana. Bir saniye. Feris Hanım, ben babamın yanındayım, haberiniz olsun. Dinliyorum. Onun bir ilişkisi vardı gerçi. Benim de öyle. Ama ilk görüşte aşk işte. Yapım şirketi yönetmene bir tane oda tutmuş otelde. Ama yönetmen de annesiyle beraber kalıyor. Oda boş, ikimiz de biliyoruz. Ya inanılmaz tutkulu olur, romantik bir hikaye geçirdik. Ben o zaman detaylara gerek yok. Ya neyse, sonra işte ben diziye başladım, film bitti. O da tekrardan bir filme gitti. Ondan sonra son bir kez buluşalım dedik yani. Buluşalım, ne yapacağımıza karar verelim. Aynı otelde, aynı odada buluşma kararı aldık. Neyse, ben otele gittim. Merdivenleri çıktım. Koridoru geçtim. 10 numaralı odanın kapısının önüne geldim. Kapının önünde durdum. İşte tam kapıyı çalacağım. Bir anda yanlış yaptığımızı düşündüm. Yani bizi seven insanlara haksızlık yaptığımızı düşündüm. Gerisin geri hemen kaçtım oradan. Ondan sonra bir daha ne bir telefon ne bir şey, öyle bitti. Pişman mısın? Yok, değilim. Peki, suçluluk duyuyor musun? Yok, yapılması gerekeni yaptım ben. Eleman da anlamıştır zaten. Bence de anlamıştır. Yani az bu zaman değil de 12 yıl geçmiş. Geçti diyorsun. Geçti. Evet, 12 yıl geçti. Hayır, geçti, geçti. Hıçkırık geçti. Feris, hıçkırık geçti. Hadi kalk, kalk, seni bekletmeyelim. Kalk gidelim, hadi gel. Hadi, 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 hadi gel.
Deniz gel. Sizin röportaj tamam. Kıraç'la da konuştum. Yarın Parla dergisinden çok yakın bir arkadaşım gelecek. Soruları da istedim, bugün gönderir. Yani hazırlıksız yakalanmayacağız. Neden bu kadar önemsiyorsun bu röportaj işini? Serkan, kaç kere söyledim. İmaj önemli. Dışarıdan nasıl göründüğümüz çok önemli. Şu her şey yolunda mesajını verelim, işimize bakalım. Ceyda, ben bu aralar biraz yoğunum. Bir de dava süreci var. Boşanma davası mı? Evet. Onun için çok fazla ilgilenemeyeceğim. Yani sen beni bir ilgilendirirsin. Tamam. Var mı? Başka bilmem gereken bir şey var mı? Şimdilik yok. Tamam, o zaman kolay gelsin sana. Sana da. Görüşürüz. Görüşürüz. Emrah. Ne oldu Bil? Vallahi bilmiyorum Gül'ün. Burada bin tane senaryo okumam lazım şimdi. Dur. Ceyda Hanım, Kıraç Bey'in hastanede olduğunu öğrenmiş. Öyle mi? Feris Hanım'dan mı öğrendi acaba? Senin bir bilgin var mı? Bilmem. Kimseye söylemeyeceğim demiş. Ama nasıl güven olabilir ki böyle bir şeye? Kıraç Bey defalarca söyledi. Gül'ün kimse bilmesin, Gül'ün kimse bilmesin diye. Ya şimdi Serkan Bey de duyarsa bize patlar bu iş. Ne yapacağız biz? Alo. Ha, efendim Ceyda Hanım. Tamam, hemen geliyorum. Ne isteyecek acaba yine, kim bilir? Ceyda Hanım, siz beni çağırdınız ama ben daha senaryoları okumayı tam bitirmedim. Gel, gel. Gel, konumuz senaryo değil, gel. Tamam. Sen bana biraz rapor ver bakalım. Bugün neler oluyor? Kim kimle görüşüyor? Ajansta neler dönüyor? Anlat bakalım. Kahve içer misin? Yok, yok, istemem. Akşama kadar seni bekleyecek halim yok, anlatsana. Tamam, o zaman bildiğim kadarıyla ben söyleyeyim Ceyda Hanım şimdi size. Feris Hanım'la Dicle Turgay Bey'in setine gittiler. Peride Hanım'ın oyuncusu gelecek, Selda Hanım. Hı-hı. Selda Alkor. Tabii Çınar Bey'in oyuncusu da gelecek, Arzu Hanım. Çünkü o onu seslendiriyor. Yani birlikte gelirler ajansa. Bu kadar Ceyda Hanım. İyi, tamam. Tamam, Kıraç'ın ne yaptı zaten belli. O dinleniyor. Ceyda Hanım, Kıraç Bey meselesinin benden çıktığını söylemezsiniz değil mi? Yo, söylerim. Hastalık bu. Kıraç'ın hasta olduğunu da söylerim. Senden öğrendiğimi de söylerim. Sadece şu ana kadar ihtiyaç duymadım. Çıkabilirsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ajansta olman gerekmiyor muydu? Gerekiyordu ama babamın yanındaydım. Seni görmeden gitmek istemedim. Nasıl, durumu daha iyi mi? Yani şimdilik sorun yok. Bir süre babam bende kalacak. Bu arada senin söylediklerini düşündüm ben. Çok haklısın. İnsanları olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok zor ama deneyeceğim. Aylacığım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Senin çocuklar geliyor arada. Hayırdır, geri mi dönüyorsun? Gelip gidiyorlar zaten buraya, yapma canım. Geliyorlar. Geçen gece de bir kız gelmiş. Kim o? Magazinlerde görüyoruz. Senin oğlanın sevgilisi mi? Senin de işin vardır, ben çok tutmayayım. Kolay gelsin sana da. İyi günler. Hilal'im, diline düştük sonunda. Sen senaryoyu tekrar mı okuyorsun? Hı hı. Ama bu sefer not alıyorum. Beğendin mi gerçekten? Ya normalde beğendim der geçerdim ama bu sefer beğenmekten öte bir şey.
Nihat'la aramda öyle bir bağ var ki. Ya anlatması da zor aslında. Ama deneyeceğiz değil mi? Bak böyle söyledikten sonra ben yokum demek yok. Gireceksin tekrar o dışına. Gideceğim, gireceğim ama o kadar olaydan sonra benimle çalışmak isterler mi bilmiyorum. Ben her şeyi deneyeceğim, sen merak etme. Gideceğim, konuşacağım, ikna etmeye çalışacağım. Gerekirse kapılarında yatacağım. Bir şekilde kabul ettireceğim. Sana bir kere daha şans vermeleri için var ya, varımı yoğumu ortaya koyacağım, göreceksin. Birini mi bekliyordun? Yo. Öldüm. Bak bakayım bana. Ne bu halin oğlum? Gözlerin altı gitmiş, yanaklar çökmüş. Bir şeyim yok anneciğim, iyiyim ben ya. Sen değer mi kendini anneciğim, bu kadar üzdüğüne, yıprattığına değer mi? Ya anne bir dakika bekler misin? Anne. Ya bir dursana. Ben gideyim. Aa, niye? Anne şimdi. Gitme kızım. Kal. Hatta hep burada kal. Zaten kalmışsın. Herkes duymuş görmüş konuşuyor. Kim ya? Kim konuşuyor? Karıştırma orasını. Saygısız saygısız hareketler. Ben size saygısızlık etmedim. Sen saygı ne demek biliyor musun acaba? Bilseydin sana söylediklerimi dinlerdin, ona göre hareket ederdin. Ya sen ne söyledin Dicle'ye? Siz ne konuştunuz? Sen niye anlatmıyorsun bana? Uzak dur dedin değil mi? Evet. Dedim ne olacak? Ben seni sokaktan bulmadım. Tamam mı? Bu kız hayatımıza girdiğinden beri başımıza gelmedik şey kalmadı. Anne ne bu kız ya? Annem anne deme. Bir dakika, benim daha lafım falan bitmedi. Başına ne geldiyse işte sorumlusu karşında. Ben Barış'ı korumaya çalışıyorum. Ona zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmedi. Belli nasıl korudun? Çarşaf çarşaf haber oluyor benim oğlum. Dilenciler bile Barış'ı konuşuyor. Belli. Evet. Çok güzel koruyorsun. Ya Barış ben çıkıyorum tamam, sonra konuşuruz. Bir dakika Dicle, bir dakika. Ya dilenciler ne demek ya? Konuşacak da benimle. Ya sen benden ne istiyorsun? Bir anlat, bir rahatlasana. Görüşmenizi istemiyorum. Neden? Tanıyor musun sen Dicle'yi? Hayır tanımıyorsun. Geldiğinden beri taktın ya kıza. Sen niye takıyorsun kıza? Yok sana yaramıyor, yok kariyerini etkiliyor dedin. Ya sen ne istiyorsun? Dediklerinin hiçbiri doğru değil. Sen öyle san. Ya ben boğuldum senin yüzünden, nefes alamıyorum. Sen anlamıyor musun bunu? Ben sırf senden kaçmak için, seninle kavga etmemek için evden kaçtım ya. Belki düzelirsin, oturursun, bir kendine gelirsin, bir mantıklı düşünürsün. Ama yok, ben sana yaranamıyorum. Ben ne yapsam seninle olmuyor ya, olmuyor. Benim yaptığım hatayı yapmayacaksın. Sen de yapmayacaksın, Aydın da yapmayacak, buna izin vermem. Bir heves yüzünden kendini yakmana izin vermeyeceğim. En zor zamanımda Dicle vardı benim yanımda. Hiç bırakmadı beni. Onun yerinde başka biri olsaydı çoktan bırakıp gitmişti. Bir daha yüzüme bile bakmazdı. Ama o inandı bana, tuttu benim elimden. Bırakmadı beni, inat etti. Kız çırpınıyor ya benim için. Beni ayağa kaldırabilmek için, beni toparlayabilmek için çırpınıyor ya kız. Sen de bırak Dicle'yi diyorsun bana. Sen bir kere bile yapmadın Dicle'nin yaptıklarını. Bir kez olsun düşünmedin beni, abimi. Oğlum benim haberim mi vardı? Abi kardeş çekip gittiniz, benim haberim bile yoktu. Kendi düzenimizi kuracağız dediniz. Neden? Burada çürümemek için gittik biz. Kendimizi kurtarmak için gittik. Şimdi de ben kendimi toparlamaya çalışıyorum burada. Ona bile izin vermiyorsun ya. Sen benden ne istiyorsun ya anne? Bir söylesene bana. Sen benden ne istiyorsun? İyi olmanı istiyorum. Hı. O zaman git. Yalnız bırak beni. Gelme bir daha. Peki oğlum. Celal Bey çok haklısınız. Zaten ben de size ısrar etmeyeceğim bu konuda. Artık ne derseniz, işgüzarlık, emek hırsızlığı, saygısızlık ne derseniz haklısınız. Ya haklıyım tabii. Ama gelip konuşuyorum. Herkes havalara bakıyor. Biri para ne diyor, biri tazminat işletin diyor. Tamam evet işte o yüzden ben girdim devreye zaten bu aşamada. Sizinle bir görüşsek, bir konuşsak ne dersiniz? Buluşalım mı? Ya kaç kere buluştuk, konuştuk. Serkan'la ayrı, Kıraç'la ayrı. Ama benimle buluşmadınız. Pişman olmayacaksınız. Celal Beyciğim, bu sessizliğinizi evet olarak kabul ediyorum. O zaman ben birazdan yanınızda olacağım. Görüşmek üzere.
Menemene soğan mı konur ya? Soğansız olur menemen. Bırak şunu, bırak şunu diyorum artık yeter. Vallahi bıktım. Bıktım zamanla bu fıç 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 ediyor yahu. Sabahtan beri bak bu. Bu iyi bir şey değil. Peridecim, istiyorsan ben daha sonra geleyim. Siz bir Mirol'le konuşun, anlaşın, barışın. Ben sonra gelirim. Yok hayatım, yok yok yok. Gel sen içeri gel. Bir şey mi sıkacaktı? Ha, şu 22. bölümün finalini tekrar bağlamışlar. Bir baksana şuna. Bakalım. Seninle işim daha bitmedi Mehtap Sarıoğlu. Madem ki yıllar sonra çıkıp geldin, bunun bir bedeli olacak. Bu bedeli ödetmek için ne gerekirse onu yapacağım. Çok iyi olmuş. Bak Çınar senin oyuncun diye söylemiyorum. Bu işi böyle yapabilecek Arzu'dan başka kimse yok bu piyasada. Vallahi bence de öyle Peridecim. Hem Sevda'yla bu kadar uyumlu çalışacak. Hem onu bu kadar iyi seslendirecek. Oho! Kimseyi bulamazsın ki. Bu kız bir tane. Yani gerçekten öyle. Ha bu arada Peride şu filmin dublajına birlikte gidiyoruz değil mi? Evet tabii Selda da geliyor şimdi. Ha iyi tamam süper. Arzu da yolda. O da geliyor. Benim odada birkaç küçük işim var. Onları halledeyim. Selda Hanım gelince sen bana haber verirsin. Tamam canım. Tamam Peride'ciğim. Tamam. Hadi öpüyorum. Hadi. Miro. Miro bak bana bir şey oldu. Bak anneye bir şey oldu Miro. Selda Akor. Aa, Selda Alkor. Gerçekten. Vallahi yemin ederim olacak. O kız o. Evet. Selda Alkor. Koş koş kaçırmadan hadi, fotoğraf çektirelim hadi. Selda Hanım. Selda Hanım merhaba. Büyük bir bayrağınızız biz. Gündeki kızlara söylesek bize inanmazlar. Sokakta yürüyor olduğunuzu görmemiz bile bir mucize. Tanrıça gibisiniz. Bayılıyorum size. Bir fotoğraf çektirebilsek o kadar mutlu oluruz ki. Neden olmasın? Sen çek Harun. Yanıma gelin. Selda Hanım. Evet. Siz Selda Alkor'sunuz değil mi? Yanlış anlamayın. Sesinizi duyunca tanıyamadık da o yüzden. Tabii ki Selda Alkor'um. Başka kim olabilir ki? Çek Harun. Teşekkür ederiz. Sesini kapatayım. Tamamdır. Buraya yazdım ben. Tamam. Ah, hoş geldiniz Selda Hanım. Hoş bulduk Peride'ciğim. Canımın içim. Bir tanem. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bakar mısın Şuride? Aylardır dal bayır demeden koşturan bir kadına benziyor mu şu güzelliğe bak. Çok teşekkür ederim Peride'ciğim. Nasılsın bir tanem, nasılsın? Seni gördüm çok daha iyi oldum. Arzu gelmedi daha herhalde. Gelmedi henüz. Markete bile arzusuz gitmek istemiyorum. Sesimi duyunca cin çarpmışa dönüyorlar. Yapma canım. Sen en son ne zaman gittin tek başına markete bakayım? Sen beni anladın. Cüriticiğim biz odama geçiyoruz. Arzu Hanım gelince yanıma getirirsin olur mu? Tabii Feride Hanım. Hoşçakal canım. Görüşmek üzere. Ya görüyor musun Jülide ya? Gözlerinin rengi ne kadar güzel. Yani bakışı, duruşu ne kadar hanımefendi ya. Çok çok. O değil de Bekir abi ya. Ben buraya geldiğimden beri her şeye alıştım. Bir tek Selda Hanım'ın sesine alışamadım. Aa, evet ya. Meğerse başkasının sesiyle oynuyormuş ha. Ben başta kendi sesiyle oynuyor sandım ama şeymiş. Yani dublaj oluyor. Ama gözleri kendi gözleri. Çok güzel. Oyuncunun önemli olan gözleri yani. Nasıl geçti bakalım çekim? Ah be canım nasıl olacak? Bitmeyen sahneler, uykusuz geceler, gün gitmesin diye alelacele çekilen sahneler. Çok yoruldum. Döndüğümden beri 10-15 saat uyuyorum, yine de dinlenemiyorum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana çalışmak yakışıyor. Yani sen çalışmayıp durduğun zaman yoruluyorsun. Devamlı çalışman lazım. Bu sefer gerçekten çok yoruldum. Biraz dinleneceğim. Kimi arıyorsun? Arzu'yu. Açmadı.
Çınar'la konuşmuşlar, geliyormuş buraya. Unutmaz değil mi Feride? Hayatım niçin unut? Dur ben de arayayım bir. Ha, gerçekten açmıyor. Dur ben bir Çınar'a sorup geliyorum, tamam mı hayatım? Selda Hanım geldi mi? Evet, geldi odamda. Çok güzel. Arzu Hanım geldi mi? Botoks mu yaptırdın? Ha sen şaşırdın. Ah şekerim niye bu kadar şaşırıyorsun? Ben Ego'nun işlerini yakından takip ediyorum artık. Alışın buna. Rahmi Bey'le de görüşüyorum. Gelişmelerden haberdar ederim seni. Ceyda, Rahmi ile benden habersiz konuşmayacaksın. Habersiz değil hayatım, söyledim ya şimdi. Neyse senin işin vardır, ben tutmayayım seni. Görüşürüz. Boş verin. Boş verin valla. Boş verin Feride Hanım. Feride Hanım çok özür dilerim. Geç kaldım, hastanedeydim babamın yanında. Ha, kıraç nasıl? Daha iyi. Aldım onu hastaneden, bize götürdüm dinlenecek. Hiç sanmıyorum. Yok, konuştum ama bayağı ısrar ettim. Söz verdi bana. İyi, hadi bakalım. Göreceğiz. Her şey yolunda mı? Yani. Tugay yolunda olduğunu söylüyor ama ben pek emin değilim. Ha. Sorun nedir? Yardımcı olabileceğim bir şey varsa ben hemen... Sorun. Sorun Leman. Görüntü yönetmeni. Hı. Canımın içi. Gayet iyiymiş. Sen hiç merak etme. Geliyormuş yolda. Ay, iyi bari. İnsan ulaşamayınca merak ediyor. Hep telefonlarımı açardı. İlk defa açmadı. Aa Bekir'cim gel. Buyurun Selda Hanım. Orta şeker kahve sizin. Bu da sizin. Şöyle. Hayır. Allah'ım gitti. Ah gitti. Dur Bekir, dur Bekir. Dur kendine gel ne oluyor? Ah gitti. Gitti. Ne olmuş birden anlamadım. Seslendirme sanatçısı Arzu Alto evinde ölü bulundu. Hep Selda Alkur'un sesiyle bütünleşmesiyle tanınan sanatçının ölüm nedeni yarın ay. Ay oğlum, şurada bak kolonya var. Çocuğum getir Allah aşkına. Getir şu kolonyayı. Buyurun, ver canım. Ne olursun yapma. Ne olursun yapma. Dur güzelim, dur. Yahu belli mi olur bir tanem? Dur nerede şu? Belli olmaz şekerim. Ay sen şu sosyal medyanın laflarını aldırış etme. Ne olursun yapma bir tanem. Onun lafıyla olur mu? Biz şimdi bakacağız bakalım doğru mu diye mi? Bir aslını astarını öğrenelim. Evet tabii. Daha sabah konuştum. Cıvıl cıvıldı. Spordan geliyorum dedi. Akşam ajansta buluşuruz dedi. Ay ben mahvoldum. Bak mahvolacak hiçbir şey yok hayatım. Yani bak şunu sen kafana koy. Bu Twitter denilen yerde haftada 10 tane ünlüyü öldürüyorlar. Hadi yallah diriltiyorlar. Onun için ne olur önce gerçek mi değil mi onu öğreneceğiz. Tamam mı benim bir tanem? Evet Feride Hanım çok doğru söylüyor Selda Hanım. Yani öyle sosyal medyada her habere inansak Ego Ajansı 10 defa batmıştı. Canımın içi sen şunu tut. Ben şimdi arıyorum Arzu'yu sen dur. Yakından geliyor bunun sesi. Ben geldim. Selda'cığım. Ay ne oldu? Selda yapma. Selda ne olursun yapma. Şöyle göğsüne ver. Ah canımın içi. Kendine gel. Kamera. Plan 1 tekrar 11. Oyun. Arkadaşlar, ben sizin sıkıntılarınızla ilgilenmiyorum. Yani mutfağa geldiğiniz an bütün sıkıntılarınızı dışarıda bırakacaksınız. Mesela ben buraya mutfağa geldiğim an bütün hayatımı dışarıda bırakıyorum.
Yani işime konsantre olmak ve sizin de aynı şekilde işinize konsantre olmanızı istiyorum. Çünkü biz sadece bir ekip değil, aynı zamanda neyiz biz? Biz bir aileyiz. Ha, okey. Çünkü sonuçta biz bir aileyiz, doğru mu? Ya. Şimdi takın şapkalarınızı. Şapkalarınızı? He, zaten kafasında. Tamam, güzel. Şimdi bağlayın kemerlerinizi. Önlüklerinizi bağlayın. Okey, önlük, tamam. Şey yapın, bağlayın önlüklerinizi. Hadi bakalım, şimdi doğru bahçeye. Mutfağa. Kestik. 3 saat oldu. 3 saattir tek bir sahne çekmeye çalışıyoruz. İkide bir duruyor, repliklerini unutuyor. Ya bir ara sesi gitti geldi. Ya kameraya baktı. Ha, evet, farkındayım. Tekrar alıyoruz. Tamam, ben hazırım. Tugay, daha enerjik lütfen. Bir de bağırman lazım şeflerine. Kameraya da bakma lütfen. Bakmadım ki. Baktı mı kameraya? Evet. Hadi. Bu sefer çekelim gidelim. Tamam. Okey, tamam. Hazırım ben. Okey, tamam. Hazır. Kamera. Plan 1, tekrar 12. Oyun. Arkadaşlar, ben sizin dışarıdaki sıkıntılarınızla ilgilenmiyorum. Yani dışarıda ne yaşıyorsanız yaşayabilirsiniz ama bunların hiçbirini mutfağa taşımayın. Yani şimdi takın şapkalarınızı, çıkartın pantolonlarınızı, doğru bahçeye hadi. Kestik. 5 dakika ara. Bir su alabilir miyim ya? Volkan, su getirir misin? Pearson, acaba bugünlük bitirseniz mi? Çünkü bu halde pek devam edecek gibi görünmüyor Tugay Bey. Benim daha iyi bir fikrim var. Ben de geleyim mi? Hayır, gelme. Gelmeyeyim. Ah, Leman. Vaktin varsa bir 2 dakika konuşabilir miyiz lütfen? Ben de seninle konuşmak istiyordum. Tugay'ın menajerisin değil mi? Evet, evet. Hadi gel konuşalım. Ay, Allah iyiliğinizi versin. Herkesi öldürdüğünüz yetmedi, şimdi sıra bana mı geldi? Yani Arzucuğum, senin bu haberle bir alakan yok, öyle değil mi? Aa, o ne demek şimdi? Yani bir ara Bilge Şen de böyle bir haberle gündeme gelmişti de o yüzden soruyorum. Ay, ben. Çınarcığım, beni en iyi sen tanıyorsun. Ayol, diyelim ki bu haberi ben yaptırdım. Ben böyle bir fotoğraf mı koyarım? Ay, baksana şuna, en kötü fotoğrafımı koymuşlar ya. Ay Allah ya. Bizim burada yüreğimize iniyor. O hala dalga geçiyor. Ne kadar kötü bir fotoğraf. Ben bu kadar bakımlar yaptırayım, sporlara gideyim, kendime bu kadar iyi bakayım. Ya insanın ölüsüne bari saygı duyun ya. Emeğe yazık. Ben şimdi ışıklarda uyuyorumdur. Bak neler yazmışlar. Alkışlarla, nurlarla yürü. Ay, ben nereye yürüyorsam orada. Aman Arzu, haberi aldığımızdan beri yüreğimize iniyor burada. Hadi ama, ben seni bırakır gider miyim hiç? İyi tamam, akşam o zaman stüdyoda buluşuyoruz. Tabii ki. Aşkım benim, sen sinemayı bırakmadan ben ölmeyeceğim. Daha buralardayım. Ama sonra alternatiflere bakarız değil mi Peride'ciğim? Yani mesela böyle uykuda ferah fezah, oh mis. Ya da böyle kalp krizi olabilir aniden, ne dersin? Ay, ağzından gelen sonra nasıl söz söyle. Delisin sen vallahi. Oy, çok seviyorum seni. Cesi var. Yani hiç iyi görünmüyor. Anlatacağım ama öncelikle senden özür dilemek istiyorum. Çünkü biraz özel bir konuya değineceğim. Tamam. Tugay bana 12 sene önceki ilişkinizden bahsetti. Neler yaşamış olduğunu az çok tahmin edebiliyorum Leman. Aranızda geçenleri, yaşadıklarınızı, cevabını alamadığın bir sürü soru. Bir de buluşmaya gelmediği için neler hissetmiş olabileceğini düşününce gerçekten hiç kolay değil. Tugay'ın seninle çalışmakla ilgili bir sıkıntısı yok. Hatta seninle çalıştığı için gayet mutlu. Ama ona hala kızgın mısın diye bir merak ediyor. Ben de onu gördüğümden beri aynı şeyi düşünüyorum. Öyle mi? Neden? Ya bizim inanılmaz bir çekim vardı aramızda. Yani çok tutku dolu bir ilişkimiz vardı. Ama bitmesi gerekiyordu. Yani son olarak konuşmak için buluşacaktık. Gidemedim.
Ha, gitmedim otele. Demek ki ikiniz de gitmediniz. Pardon. Bölüyorum ama Merve Hoca diğer mekanın açısını veriyor. Siz de alabilir miyiz? Geliyorum. Yani benim açımdan hiçbir sorun yok. Ya ben Tugay'a kızgın falan değilim. Tam tersine onu seneler sonra gördüğüm için çok mutluyum. Ya isterseniz söyleyin. Benden yana sıkıntı yok. Birsen'in... Ha, ne yaptıysam olmuyor. Galonla su içti. Önce bir azalıyor sonra artıyor. Acaba bir doktora mı götürsek Tugay Bey Firsan? Yok yok. Hiç gerek yok. Çünkü ben doktoru onun ayağına götüreceğim şimdi. Nasıl? Setten sağlık ekibinden birini mi çağıracaksınız? Ah Tugay. Gel. Gel. Leman'la konuştum. Ya, ne oldu? Yani ne dedi? Hala kızdı mı bana? Yüzümü bile görmek istemiyor mu? Nefret mi diyor benden? Söyle. Tek tek söyle. Kaldırabilirim. Söyle Feriz. Hayır. Son anda o da vazgeçmiş. Gitmemiş otele Tugay. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Hayır. Çok ciddiyim. Evet. Tugay'la bir ilişkimiz oldu ve çok özel bir ilişkiydi bu dedi. Ama benim Tugay'a karşı hiçbir tavrım yok, hiçbir ön yargım yok. Kızgın falan da değilim dedi. O yüzden suçlu hissetmeyi artık bırakabilirsin. Leman'la olan ilişkini unut Tugay. Bitti. Nasıl ya? Yani unut derken? Yani çekim bitene kadar diyorum. Hayatım çekim bitene kadar unut. Sonra belki oturur konuşursunuz. Hatta belki falan değil. Yani mutlaka oturup konuşun. Konuşun. Ama şu an işine odaklan. Tamam mı? Okey. Tamam. Bak. Ne eksik? Ne? Bir şey geçti. Ne geçti ya? Hıçkırık. Ha evet. Evet evet öyle görünüyor. Ya. Evet. Çözdük bu işi. Bana ihtiyacın var mı? Daha fazla kalayım mı? Çekim bitene kadar kalabilirim istiyorsun. Yok yok bir sıkıntı yok. Yani bir şey olursa bir sorun olursa ben sana haber veririm zaten. Ama beni mutlaka ara tamam mı? Tamam. Ama zaten sorun olmayacak. Sorun yok çünkü. Sorun yok. Sıkıntı yok. Leman'la konuşursan da beni ara tamam mı? Aynen. Hadi ben içeriden eşyalarımı alıyorum. Ondan sonra... Şaka. Ama yedin. Yedin ama. Yedin ama değil mi? Yedim. Vallahi yedim. Hadi gel. Aylardır neler yaşadığımı bir bilseniz. Ben böyle sorunlu oyuncular görmedim. Oyuncusu ayrı, yönetmeni ayrı, ekibi ayrı. Bıktım vallahi. 20 yıldır yapımcılık hayatım var. Ben böyle zulüm yaşamadım. İnsan bazen çekip gitmek istiyor buralardan. Haklısınız. Aynen öyle. Ya işkence gibi. Bir gün yüzümüz gülmeyecek. Rating stresi, setteki olaylar. Zaten son zamanlarda para da kazandırmıyor iş. O zaman ben niye çekiyorum ki? Veririm final tarihini, başka işlere bakarım. Duyduğuma göre artık Egon'un oyuncularıyla çalışmayacakmışsınız. Tabii ben buna hiç inanmadım. Sizin gibi öngörüsü olan birinin böyle fevri bir karar vermesi mümkün değil. Bıktırdılar Ceyda. Yemin ediyorum. Vallahi billahi bıktırdılar ya. Celal Beyciğim, ben tabii sizin kadar olayların içinde değilim ama neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Berin'in verdiği zarar ortada. Ama bunun faturasını Ego'ya kesmek doğru değil. O yüzden size bir teklif yapacağım. Berin'in sözleşmesini okudum. Cezai şartlardan da haberim var. Tabii böyle bir durumda oyuncunun size ödeme yapması, zararınızı karşılaması gerek. Sonuna kadar karşılayacak. Kuruşuna kadar alacağım hepsini. Berin'in bu kadar parası olduğunu sanmıyorum. Zaten son zamanlarda ailevi sıkıntıları da var. Kıraç'ın durumu ortada. Hayırdır? Kıraç'ın nesi var? Biraz rahatsız. Ama toparlanıyor. Serkan zaten Berin'in adını bile duymak istemiyor. Ama ben de Egon'un zarar görmesini istemiyorum. Bu yüzden Berin'in ödemesi gereken miktarı ben ödeyeceğim. Siz de bunun karşılığında Egon'un oyuncularıyla çalışmaya devam edeceksiniz. Ne dersiniz? Neden kendi cebinizden ödeyeceksiniz ki anlamadım. Celal Bey, patron olmak bazen inisiyatif kullanmaya gerektirir. Bunu siz de gayet iyi bilirsiniz. Ben de inisiyatif kullanıyorum ve ödemeyi yapıyorum. Çünkü Egon'un geleceği benim cebimden çıkacak 500 binden çok daha önemli. Bilmem anlatabildim mi? Tarih belli oldu Serkan Bey. Cuma günü duruşmamız var. Melisa Hanım bu akşam Türkiye'ye dönüyor. Zaten siz kendi aranızda konuşup anlaşmışsınız.
Tekrar bir yere gelip detayları konuşacağız zaten. Şirket ortaklıklarımız devam edecek. Hepsinin dokümanlarını paylaşmıştım sizinle. Protokol de imzalandı. İşlerinizle ilgili bir problem çıkmayacak. Sahip olduğunuz gayrimenkuller de yarı yarıya. Bence hiç problem yok. İki taraf da karşılıklı boşanmak istediği için tek celsede bitecek. Güzel. Bu işi bir an önce halledelim Hatice Hanım. Size güveniyorum. Güveninizi başa çıkarmayacağım Serkan Bey. Sağ ol. Filiz? İyi misin? Boğazıma dizildi. O kadar mutluyum ki şu an sana anlatamam. Yemek yiyorum. Doktor sana söylemişti ama. Bir sabah kalkacaksınız ve canınız ne istiyorsa yiyeceksiniz demişti. Doğru. Sen inanmamıştın ama yani ömrümün sonuna kadar böyle kalacağım, ben hiç yemek yemeyeceğim falan demiştin. Ay, o da doğru. Ama şu an bu mutluluğuma hiçbir şey bozamaz. O zaman ben de sana güzel bir haber vereyim. Duruşma tarihi belli oldu. Cuma günü Melisa ile boşanıyoruz. Melis, ben sevinirsin diye düşünmüştüm. Ay. Hayır, çok hazırlıksız yakalandım. Çok sevindim. Yani niye sevinmeyeyim ki? Sana verdiğim bütün sözleri tek tek tutacağım. Bil bakalım hangisinden başlayacağım? Yani sen bana öyle çok büyük sözler vermedin hiç Serkan. Verdim ama sana söylemedim. Çünkü yürekten verilen sözler çok daha anlamlıdır. Onları böyle sözleri kelimelere dökmeye gerek yok. Buradan mı? Ben sabah trafikte falan mı gördüm hocam? Kamyonun arkasında yazıyor. Tamam, ben sana zaten hepsini anlattım. Başka hiçbir şey atlamadım anne. Tamam, ben sana haber vereceğim. İçiyorum zerdeçalı, merak etme. Merhaba. Merhaba. Seni dinlenmen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Niye geldin o zaman? Çalışmaya. Senin hep böyle tek kelimelik cevapların mı var? Yani. Fazlasına gerek yok diyorsun yani. Evet. Sence de konuşmamız gereken şeyler yok mu? Ama böyle uzun uzun cümlelerle konuşmamız, tartışmamız gereken konular. Yok. Ne yapıyorsun Ceyda? Hah, iki kelime. Doğru yoldayız demektir. İstersen hızlı konuşalım, çabuk çıkarız yukarı. Konuşacak bir şey yok. Sen teklifini yaptın, ben de söyleyeceğimi söyledim. 11 kelime. Harika gidiyoruz. 10. D takı. Ne yapıyorsun? Ama bak, oldu mu şimdi? Yine tek kelimeye düştük. Ne oluyor? Ha? Sen yapamıyorsun, dur. Ne oldu? Asansörde mi kaldık? Ha? Sayende. İyi misin? Değilim. Hayır, ben hiçbir şey değilim. Benim burada kalmamam lazım benim. Klostrofobim var benim. Tamam, sakin. Nefes al. Alo, Kıraç Bey? Gülüm, biz asansörde kaldık.
Kıraç Bey, siz ajansta mısınız? Hayır, hastane asansöründe kaldık. Yardım için seni istiyorum Gülün. Gülün, ajans asansöründeyiz. Çabuk birine haber ver. Gelip çıkarsın bizi. Tamam, tamam Kıraç Bey. Hemen geliyorum. Abi biz öleceğiz burada. Tamam, tamam, sakin. Öleceğiz biz burada. Sakin. Alo. Ha Serdar abicim, Kıraç Bey asansörde kalmış. Hemen buraya gelir misin? Evet, evet, asansörün içindeler. Hadi gel. Nefes al, nefes al. Bak, içinden sayarak nefes al. 1001, 1002, 1003, 1004 al. Aynı tempoda bırak. Niye ki? Dediğimi yap, işe yarayacak. Yaparken de şunu düşün. Ben bu egoya niye geldim? Ne işim var benim burada? Aklımda ne var acaba? Neden Kıraç'a reddedeceğini bildiğim bir teklif yapıyorum? Başka şeyler düşünürsen zaman daha çabuk geçer. Söyledim ya nedenini. Konuşma, nefes al, nefes al. Alamıyorum ben. Nefes alamıyorum ben. Cevap verme ama, nefes al. Ben Serkan'la aranız iyi değil biliyorum. Benim de Serkan'dan nefret etmek için çok geçerli sebeplerim var. Bir ara anlatırım sana. O yüzden el ele verip kurtulalım bu işten dedim ama istemiyorsan ben kendim hallederim. Tamam. Serkan'ı da tek başıma gönderirim. Cahide'yi boş ver. Özür dileme Cahide'yi de boş ver. Serdar abi hadi çabuk, piştiler içeride. Tamam Gülüncüğüm, 2 dakikaya çıkartacağım Kıraç Bey'i, merak etme. Hadi artık. Kıraç Bey, çıkarıyoruz şimdi sizi. Sen şuradan İngiliz anahtarını verir misin bana? Al. Gülüncüğüm, İngiliz anahtarına benziyor mu bu? Nereden bileyim Serdar abi? Büyük olanı verir misin lütfen? Ah. Hadi çabuk çabuk. Ya Gülüncüğüm bir sus lütfen ya. Bak panik yaptırıyorsun bana da. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bak test. Hayır, sen sus lütfen Gülün. Yeter lütfen. Kıraç Bey hasta zaten. Piştiler içeride. Ne kadar zor bir şey biliyor musun? Ya Gülüncüğüm lütfen. Lütfen. Tamam Serdar abi, sinirlenme. Sen başkasın. Diğerleri gibi değilsin, sen başkasın. Diğerlerin hepsi amatör. Hepsi amatör. Ya tutarsa? Ya tutarsa diyorlar. O bütün mantıkları bu. Hiçbiri yönetemez. Anladın mı? Hiçbiri yönetemez. Tamam. Ajansı. Hepsi amatör. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle film şeridi gibi gözümün önünden akıp gidecek sanıyordum hayatım. Hiç öyle bir şey olmuyor. Yani sadece pişmanlıkların geliyor aklına. Keşke özür dileseydim diyorsun. Geç kaldım diyorsun. Her şey için geç kaldım. Kendimi affettirmek için geç kaldım. Sonra bir anda ambulansla açıyorsun gözlerini. Benim de var. Pişmanlıklarım çok var benim de. Çok pişmanım. Keşkelerim var, hatalarım var. Çok, o kadar çok ki. Ben şimdi burada böyle kıkık diye gitsem şurada, ölsem bir kere. Ne kıkık ne ölmesi falan ya. Tamam, birazdan çıkaracaklar bizi buradan. Yok öyle bir şey. Açmıyorlar ama. Kimse tamam, gelmedi. Tamam, nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Ha işte, tamamdır. Tamam. Hadi. Tamam. Açsınlar artık. Tamam. Tamam. Ha işte, tamamdır bu kadar. Alın bunları. Heh, ver onu bana. Saniye. Çantayı. Tamamdır. Dur, ha dizin yere değmesin diye, bravo. Harika, işte budur. Kıraç Bey. Gülün, ne yapıyorsun? Dur, tamam, iyiyim ben, tamam, iyiyim, dur. İyi misin? Bekir'e söylesene, Ceyda'nın odasına hemen bir su getiriversin. Tabii. Hadi. Tamamdır, her şey yolunda işte, bu kadar. Bekir abi, su! Bekir abi, aman, aman, su! Aman. Gel. Gel olur. Tamam. Bunu da şöyle koyayım. Geçmiş olsun Ceyda Hanım. İç biraz, iyi gelir. Yapabileceğimiz bir şey varsa? Sağ ol Bekir. Alıyorum ben, tamamdır. Daha iyisin ama değil mi? İyiyim, iyi. Merak etme, merak etme. Birazdan bir şeyim kalmaz. Alayım istersen ben biraz ha. Hayır hayır yok. Sen de zaten yorgunsun. Şimdi de benim için endişelendin. Yok ben birazdan toparlarım, gelirim yanına. Seninle bir şey konuşacağım da. Serkan hakkındaysa. Canım alakası yok. Serkan'la ilgisi bile yok. Bana bir 5-10 dakika ver ama. Geleceğim, tamam? Daha iyisin ama. Evet evet, merak etme, iyiyim. Tamam.
Sizin dinlenmeniz gerekmiyor mu oğlum? İyiyim ben, iyiyim. Yatınca daha kötü oluyorum. İyice hasta hissediyorum kendimi. Ama böyle olmaz ki. Olur, olur. Zaten kötü hissedersem kalmam, giderim. Bence siz kalırsınız ama. Yok yok, eskiden de o. Artık kendime dikkat etmem lazım, farkındayım. Evet. Evet Kıraç Bey, en iyisini siz bilirsiniz zaten. Haberi duyar duymaz geldim. Annemin yaptıklarından haberin var mı? Söyledi. Sen şimdi sinirden delirmişsindir de. Delirdim tabii ya. Sen olsan delirmez misin abi? Düşünsene gidiyor sevgilinle konuşuyor, abuk sabuk şeyler söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak açmıyor Dicle telefonunu. Açar ya oğlum, açar. Hala açar diyorsun ya. Lan oğlum, kız nelere katlandı senin yüzünden? Bu yüzden mi telefonunu açmayacak? İşi falan vardır. Annem mi gönderdi seni? Ne alakası var ya? Annem mi gönderdi, annem mi gönderdi? Merak ettim geldim. Olay bu, başka bir şey yok. Allah'ım yarabbim. Hadi bir çay koy da içelim. Büyük bardak mı, küçük bardak mı? Var, büyük var. Tamam, yazdım ben şimdi onu Deniz Hanım. Evet. Tamam. Tamam, ben iletirim Deniz Hanım'la görüşecektim ben. Deniz Hanım, bir saniye bekleteceğim. Tedbiri randevunuz var mıydı? Hayır, yok ama önemli bir mesele. Sen odasını göster yeter bana. Kim geldi diyeyim hanımefendi? Tamam, tamam, ben bulurum. Deniz Hanım, ben sizi arayacağım. Hanımefendi, bir saniye. Deniz Hanım, siz misiniz? Hayır. Hanımefendi. Jülide. Hiçbir fikrim yok. Tamam, yapım şirketi ne diyor? Feris Tek, ben siz misiniz? Feris Hanım, kusura bakmayın, ben hanımefendiye uyardım ama. Ben Barış Havas'ın annesiyim, sizinle konuşmak istiyorum. Canım, ben seni birazdan arayacağım. Tamam, bay bay. Çıkabilirsin. Lütfen ayakta kalmayın, buyurun. Ne oluyor, ne bu tantana? Barış Havas'ın annesiymiş, Feris Hanım'la konuşmaya gelmiş. Feris'i tanımıyor ama onunla konuşmak istiyor. Enteresan. Ne konuşacakmış? Vallahi bir bilgim yok maalesef. Bir şey içmek ister misiniz? Merhaba. Bir sorun yok değil mi? Müsaade edersen sevinirim. Tabii. Ne demek? Sorun olmasın da, gerçi olursa da ben buradayım çözmek için. Haber verirsin. Ayla Hanım da değil mi? Evet. Evet Ayla. Evet buyurun, sizi dinliyorum. Ben artık oğlumu tanıyamıyorum Feris Hanım. Artık hiç kendinde değil. Bütün işleri iptal oldu. Diziden kovuldu. Hiç teklif gelmiyor artık. Evet biliyorum. Hayır, ben sırf ona yardım etmek için kalkıp geldim. Bir süredir Barış'ın evinde kalıyorum ama işe yaramadı. Siz de artık eskisi gibi ilgilenmiyorsunuz zaten. Yani o pek doğru değil. Yani Barış'ın yaptıklarını ben yakından takip ediyorum. O zaman neden bu hale geldiğini de biliyorsunuz. O kız yüzünden. Ya, hangi kız? Dicle. Kim olacak o kız işte? Dicle benim oğlumun hayatına girdiğinden beri her şey ters gidiyor. Bunu görmemek için kör olmak lazım. O çocuk neydi, Ömer miydi? Hı. O meselenin arkasında bile Dicle var. Sırf bu yüzden benim oğlum diziden kovuldu. Ya, bunların hepsi Dicle yüzünden oldu. Yani Barış'ın hiçbir suçu yok, öyle mi? Kimin yüzünden olacak başka? Bu kız oğlumun dibine girene kadar her şey yolundaydı. Yüzü gülüyordu benim oğlumun. Şu anda darmadağın oldu, eve bile gelmiyor. Bu hakkında çıkan abuk sabuk haberler de zaten bunları duydukça daha da beter dibe battı. Mahkemenin ne olacağı da belli değil. Oğlumun hayatı elinden kayıyor Feris Hanım. Ayla Hanım, hassasiyetinizi anlıyorum. Gerçekten. Fakat ben Barış'a doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylemekle mükellefim ve ben zaten her zaman bunu yaptım. Evet, Barış zor bir zamandan geçti. Ama birkaç hafta öncesine göre şu an çok daha farklı. Daha ılımlı, daha sakin. Bence böyle giderse doğru yolu bulacaktır. Oğlunuza güvenin. Benim sizden istediğim şey o değil. Peki, siz ne istiyorsunuz bana? Açıkça söyler misiniz? Ne istiyorsunuz benden? Bu kızı oğlumdan uzak tutmanızı istiyorum. Anladım. Ben açık açık konuştum.
Oğlumdan uzak dur dedim. Beni dinlemedi. Ama siz onun patronusunuz. Sizi dinler. Ayla Hanım. Öncelikle bu kız değil. Dicle. Dicle'nin Barış'tan uzak durması pek mümkün değil. Barış benim oyuncum, Dicle de benim asistanım. Barış'ın iş hayatını direkt olarak etkileyecek bir şey yapmadığı sürece, ki şu ana kadar hiç böyle bir şey olmadı, bu durum aynen böyle kalmaya devam edecek. Birlikteliklerine gelince bu konuda söz hakkı bana düşmez. Hepimiz yetişkin insanlarız. Evet, benim başka söyleyecek bir sözüm yok. Bence sizin de olmasın Ayla Hanım. Sinirliydi. Ben bir televizyonla telefonla konuşuyordum. Birden içeri gitti. Durduramadım da. Bu kadın mı Barış'ın annesi? Ama Feris Hanım ağzının payını vermiş belli ki. Niye gelmiş ki? Vallahi Dicle'yi şikayet etmeye geldi herhalde. Başka neden olacak ki? Ay Deniz Hanım arayacaktım ya. Alo. Hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Ceyda. Ego'nun yeni ortağıyım. Siz de Barış'ın annesi olmalısınız. Evet, Ayla ben. Memnun oldum. Tabii Feris'le ne konuştuğunuzu tam olarak bilmiyorum ama konuyu tahmin edebiliyorum. Ben de sizinle Barış ve Dicle hakkında konuşmak isterim. Vallahi sizin anlayacağınız, ben ne yapacağımı şaşırdım. Belki dedim gelirsem, menajeriyle konuşursam bana yardımcı olur. Olmaz. Yani olamaz. Feris size yardımcı olamaz. Çünkü o da meseleye çok duygusal bir yerden bakıyor. Özel bir bağ var Dicle ile aralarında. Ay, adı batsın, sürekli karşıma çıkıyor. Ama ben öyle değilim. Olaylara duygusal bakmam. Hiç bakmadım. Benim için Barış'ın kariyeri Dicle'den çok daha önemli. O yüzden size bir tek ben yardımcı olabilirim. Siz oğlumu şu kızdan kurtarın. Barış tekrar işine gücüne dönsün, toparlasın, şu düştüğü çukurdan bir kurtulsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Merak etmeyin. Bana bırakın. Bugüne kadar hallederim deyip halledemediğim hiçbir şey yok. Bunun da icabına bakarım. Ama bu konuşma aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Barış da. Tabii. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Bak Dicle arıyor. Barış. Sevgilim neredesin ya? Sen arıyorum, ulaşamıyorum sana. Annemin söyledikleri için özür dilerim. Unut şimdi onu, boş ver. Bil bakalım ben neredeydim. Geldin mi? Kapıda mısın? Hayır, görüşmedeydim. Zor yıllar için tekrar şansımı denemek istedim ve bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Seninle tekrar görüşmeyi kabul ettiler. Ya sana inanmıyorum ya. Ne yaptın, ne ettin? Benden habersiz hallettin değil mi iş? Evet ama işe yaradı. Peki Feris biliyor mu? Biliyor tabii. Ondan habersiz böyle bir şey yapabilir miyim? Biliyor. Bak bana lütfen gideceğini söyle, tamam mı? Lütfen. Gideceğim. Gideceğim tabii. Hatta şimdi çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun Barış? Dur, anlamadım. Var aklımda bir şeyler. Anlatırım ben sonra sana. Tamam, görüşürüz. Güzel haber mi? Zor yıllar için tekrar görüşmeye çağırmışlar beni. İşte bu be. İşte bu. Kusura bakma Onurcuğum. Son birkaç gün çok yoğundu. Dönemedim sana. Arayacağım. Arayacağım tabii. Hafta sonu beraberiz zaten. Tamamdır. Tamam. Sen de kendine iyi bak. Bay bay. Kusura bakma. 5-10 dakika dedim. 2 saat oldu. Sorun değil. Sana bahsettiğim röportaj vardı ya. Benim hayır dediğim. Evet. Ama ben başka bir şey düşündüm. Bir incele. Nereden çıktı bu? Senin tecrübelerinden faydalanmak isteyen gençler var Kıraç. Yıllardır bu sektördesin. Çok da başarılısın. Gerçi sen Ego'nun başındayken olması gereken şeylerdi bunlar ama... o zaman ben yoktum. Kimse de düşünmemiş. Ne diyorsun? Ha? 10 madde yeterli. Sadece 10 madde. Bırak da insanlar senin deneyimlerinden faydalansın.
Tamam, düşüneyim mi? Düşün. Sana yaptığım teklifi de düşün. Serkan'ı nasıl çıldıracağını. Aa, ayrıca Gülben ve İrem'le ben ilgileniyordum ama gerçekten hiç vaktim yok. Bir süre sen ilgilenir misin? Serkan'a söyledim. Haberi var ikisiyle de seninle ilgileneceğinden. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Evet. Şahane. Çalışıyorum. Güzel. Ceyda, bu Barış'ın annesi gelmiş. Feris'le görüşmek istemiş. Ben hallettim o işi, merak etme. Bir daha Feris'in canını sıkamaz. Öyle mi? Serkan, sen Feris üzülmesin, sıkılmasın istemiyorum demedin mi? Tamam işte. Ben de o yüzden devreye girdim. Bir daha Feris'i rahatsız etme ihtimali yok. Tamam, o zaman teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Feris Hanım, yapımcının yanından geliyorum. Yarın için sözleştik, görüşmeye gideceğiz. Aferin, çok iyi gidiyorsun. Gerçi yapımcıyı ikna etmek biraz zor oldu. Çünkü bu mahkeme sürecinden dolayı biraz endişelilerdi doğal olarak. Ama ben Barış'a güveniyorum. Çok güveniyorum. Biliyor musun, ben de sana güveniyorum. Yoksa bu görüşmeyi sana bırakmazdım. Teşekkür ederim Feris Hanım. Bu arada Barış senaryoyu çok sevdi. Yani kendi hayatından izler taşıdığı için karakterle bağ kurdu diyebilirim. Eğer olursa, yani birlikte çalışırlarsa Barış'la, bence en kısa sürede eski hallerine geri dönecek. Yani hatta bundan eminim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Tabii bu arada başka şeyler olmazsa. Ne gibi? Bugün annesi geldi. Buraya mı geldi? Neden? Benimle görüşmek istemiş. Ben hiçbir şey yapmadım Feris Hanım. En başından beri kendisiyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ne yaparsam yapayım ters yapıyor. Hiçbir şey yapamadım. Bir de bir sakin ol. Hemen gerilme. Benimle ilgili bir şey söyledi mi peki? Yani bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Şimdilik öyle bir şey yok. Ama bence bir süreliğine karşılaşma. Yani belli ki Barış için üzülüyor. Sana naçizane tavsiyem. Bu aralar fazla üstüne gitme. Olur mu? Siz Barış'a söylemediniz değil mi annesinin buraya geldiğini? Çünkü duyarsa üzülür, araları çok gergin annesiyle. Bu mesele seninle benim aramda. Barış hiç bilmeyecek. Sağ olun Feris Hanım. Aslında burada değilsin şu an. Evdesin, yatıp dinleniyorsun değil mi? İlaçlarımı aldım. Tedbirimi hiç yormadım. Yemek yedin mi? Yemedin. Yemedin değil mi? Tamam, ben işimi bitirdim. Şimdi hemen çantamı alıp geliyorum. Sonra çıkıyoruz seninle. Hiç itiraz istemiyorum. Arabayı da ben kullanacağım. Yarın da mümkünse ajansa gelmeyeceksin. Evde yatıp dinleneceksin, tamam mı? Hemen geliyorum. Çıkmaman gerekiyordu. Tamam. Hadi oğlum, getir şu takımları, sallanma. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Oo, bugün yalnız gelmemişsin. Evet, bu sefer abim de getirdim üç usta. İyi ettin, iyi ettin. Eyvallah usta. Hoş bulduk. Barış'a bastı, yalan değilmiş. Yusuf usta seni gerçekten tanıyormuş. Ulan kerata, yalan borcumuz mu var sana? Hadi bakayım, sen çay kap gel. Buralardasın değil mi, gitmiyorsun bir yere? Buradayım, buradayım. Ha, tamam. Selfie çekeriz. Harbi mi? Hı. Oğlum hadi, hala duruyor burada ya. Evet. Hayırdır evlat? Ben seni araya açarsın diyordum ama çabuk geldin. Yine tamir işleri mi? Evet, tamir işi. Yusuf usta, ama bu sefer gerçekten tamir için geldim. Nasıl yani?
Oyunculuğu bırakıp tamirciliğe mi başlıyorsun? Yok, öyle bir şey değil. Ya bir rol var da deneme çekimine gireceğim. Ha, rol işleri. Anladım. İyi. Sen çalışırsın, ben de dinlenirim. Tamam, o zaman ben tulumları çekiyorum. Çek çek. Aynı yerinde. Durduğun kabahat. Ne oldu? Yapamadın mı? Vallahi her şeyi söylediğin gibi yaptım Yusuf. Usta çalışmıyor bu. Demek ki hepsini yapmamışsın. Yani neyse tamam canım, yani sonuçta filmde de gerçeklerini tahmin etmeyeceğim. Mış gibi yapacağım. Oo oğlum, sen daha şimdiden böyle yaparsan o rolü alamazsın, bak ben sana söyleyeyim. Ya bırak şimdi. Ne zannettin oğlum? Doğru söylüyor abin. Sen buradasın ama aklın başka yerde. Hadi yalansa yalan de. Doğru, haklısın. Şimdi iyice bir bak şöyle. Ne eksik burada? Bilmiyorum ki, bence her şey yerli yerinde ama. Emin misin? Ha, olur. Bizim küçük oğlana geçen de bir yapboz aldık. Baba bu defa en zorunu oğlum dedi. Peki oğlum dedim. Aldık 3000 parçalı kocaman kutuyu. Getirdik eve. Bu hemen hevesli hevesli döktü. Başladı dizmeye. Saatlerce uğraştı. Bir baktım ki gözler olmuş kan çanağı. Tamam oğlum yeter dedim. Bir gün, iki gün, üç gün. Taktı mı da takar ha. Neyse en sonunda bitirdi. Şöyle bir manzara düşünsene. Deniz kenarı, sahil şeridi, yapboz demezsin. Çerçeveler az duvara. O derece güzeldi. Gökyüzünde bir martı var. Martının kanadının ucunda küçük bir parçanın yeri boş kalmış. Parça kayıp. Aradık bulamadık. Sabah erkenden çıkarken aldım yanıma. Çerçevelettim, getirdim akşama, astım duvara. Öyle eksik haliyle mi astım? Evet. Şöyle bir baktı. Baba bu olmamış dedi. Bunu bu şekilde asmayalım, indirelim. Hayır dedim. Duracak. Bu tablo burada duracak. Sen de eksik parçalara takılmamayı öğreneceksin. Manzaraya bak. Sahile, martıya. Martının kanadını görmeyeceksin. Minicik bir parçanın eksikliğinin tabloyu bozmasına izin vermeyeceksin. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bu vida olmazsa motor çalışmaz. Bu doğru. Ama bazı parçalar var ki yerine konmasa da olur. Barış, hayat devam ediyor. Derim ki bir de böyle düşün. Efendim? Feriz, ne yapıyorsun? Evde misin? Hı hı. Yemek yiyorum. Daha doğrusu kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorum. Ama bundan hiç şikayetçi değilim. Oo, güzel güzel. Seni böyle görmek hoşuma gidiyor. Ya aslında ben sana gelecektim ama halletmem gereken birkaç şey var. Davayla ilgili bir şey mi? Evet. Yani senin yanında okusam okuduğumdan hiçbir şey anlamayacaktım. Onun için evde okuyayım dedim. Ama böyle acelesi yok. Gel dersen gelirim. Ben keyfim yerinde benim. Yani yemek yiyorum, uzanıyorum. Yani aklım bende kalmasın. O söylediğin şeyin mümkün olmadığını sen de biliyorsun değil mi? Biliyor muyum acaba? O ne demek şimdi? Takılıyorum. Uykum kaçarsa ararım ama. Ya da canım sıkılırsam ararım. İzlediğim filmi beğenmezsem arayabilirim. Beğenirsem de arayabilirim. Yani kısacası her an arayabilirim. Hazırlıklı ol bence. İstediğin zaman ara, ben buradayım. Tamam, arayacağım. Kapatsın mı? Sen kapat. Sen kapat. Feriz, kapatır mısın lütfen? Kapatamıyorum. Tamam, kapatıyorum, kapatıyorum. Ergen'e bağladım. Hadi bay bay. Ay. Tamam. Odanız hazır. Zahmet verdim. Çok teşekkür ederim Meral'cığım. Ne zahmet canım, ne demek? Ben içerideyim. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Geçen sefer koltukta yatacağım diye ısrar ettin ama bu sefer seninle bu konuyu kesinlikle tartışmıyorum.
Kazanamayacağım, tartışmalara girmem. Aa, girersin. Hem de öyle bir girersin ki bir de ısrar edersin, üstüne inat edersin. Asla peşini bırakmazsın sen. Bu dediğin... Ha, ne? Yalan de. De hadi şurada düşüp bayılayım. E, göreceli. Durma göre değişir. Şimdi hemen ilaçlarımızı içelim. Hadi. Evet. Çok oldu. Tamam. Suyumuzu da böyle koyalım ki bilgisayara dökülmesin. Ne oldu? Düşünüyorum da. Sanırım... Yani... olmadı işte benden. Benden olmadı yani. Ne olmadı? İyi bir baba. Sana bakıyorum. Büyürken yanında olamadım kızıma. Her şeyle dört dörtlüklerini görüyorum. Oturmasıyla, kalkmasıyla, insan ilişkileriyle, haliyle, tavrıyla, dert dinlemesiyle, her şeyiyle dört dörtlük. Sonra bir de Beren'e bakıyorum. Dört yaşından beri kendi büyüttüğüm, yetiştirdiğim kızıma. Hiç benzemiyor sana. Şımarık, bencil, kıskanç. Kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen, kendi çıkarları için ailesini bile satan biri. Demek ki... Kendini suçlama bence artık. Beren için elinden geleni yaptığını biliyorum ben. Mutlaka yapmışsındır. Ona yol gösterdin, yanında oldun. Ama Beren kendi yolunu seçti. Verdiği kararların onu nereye götüreceğini çok iyi biliyordu. Ama yine de geri adım atmadı. Sen buna karışamazsın. Kimse karışamaz bu arada. Verdiğimiz kararların sonuçları var. Beren'in de şimdi o sonuçlarla yüzleşmesi gerekiyor. Belki bir süre sonra aklı başına gelir. Ne yaptığının farkına varır. O zaman oturur konuşursunuz birlikte. Ama üzme kendini artık. Üzülsen de hiçbir şey değiştirmeyecek bu. Bu bölümdeki sahnelerime bayılacaksın Feride. Kişilikle koştuğum bir sahne var. Olay. Monitörden seyrederken tüylerim diken diken oldu. Ay ben o sahneyi hatırlıyorum. Hatta senaryoyu okurken o kadar çok etkilenmiştim ki. Kim bilir sen neler çıkarttın o sahnede. Ay canım bir tane. Canım. Arzu nerede kaldı acaba? Bir gelir birazdan. Ha işte bak. İyi akşamlar. Vallahi bu kadar olur. İyi insan lafın üstüne. Aa, benden bahsediyordunuz. Nerede kaldılar diyorduk. Arzu gelmedi mi daha? Gelmedi. Yok, seninle beraber değil miydi? Ha, yok yani hatta ben seni de alayım gel beraber geçelim dedim. Yok benim birkaç küçük işim var evde. Sen geç ben gelirim dedi. Nedense hep de işi var bunun. Böyle bir heyecan, bir coşku, bir enerji, kıyamet kopuyor. Acaba bir yeni ilişki mi var? Bence de benim. Hiç bana bakmayın. Gelince siz kendisine sorarsınız. Tamam. Ha, bak ya bir de gelmeyeceğim diyor. Tugay. Kusura bakma haber vermeden geldim. Sen iyi misin? Vallahi bomba gibiyim. Uzun zamandır kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Oh.
Evet, bomba gibisin, belli oluyor. Sen ufaktan birazcık sarhoş musun? Yani az, biraz. Biraz yani. Birazcık. Aynen, çok değil yani. Bir şişe kadar falan. Yani gerçi az sayılmaz ama... Ya ne önemi var ya? Ya bugün inanılmaz bir gece geçirdim ya. Dur bir dakika, tahmin edeyim. Leman'la birlikteydin. Aynen öyle. Hayır, öyle bir şey olmadı. Bak, düşündüğün gibi bir şey olmadı. Ne olur dinle, sadece konuştuk. Emin misin? Eminim, sadece konuştuk. Saatlerce konuştuk. Yani 12 yıl öncesindeki gibi konuştuk sadece. Yani sanki daha dün ayrılmış gibiydik ya. Hiçbir şey değişmemişti Feris. Her şey aynı. Ya tabii ki değişen bir şeyler var. Mesela eskisi kadar genç değiliz artık. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Şurada hala bir şeyler var. Anla artık ya. Ne olur ya. Peki hayatım, sonuç? Sonuç. Yarın aynı otelde ve aynı odada buluşuyoruz. Sana gelirken ayarladım. Tugay, niye böyle bir şey yaptın? Çünkü aramızda yarım kalan bir şeyler var. Ama yine hayatında biri var. Evet, var. Bir şey soracağım sana. İlk görüşte aşka inanır mısın? Tugay. Sen o kapıyı çalmıştın değil mi? 12 sene önce. Otelde. Sen o kapıyı çaldın değil mi? Merdivenleri çıktım. Koridoru geçtim. 10 numaralı odanın kapısının önüne geldim. Kapının önünde durdum. Kapıyı çaldın. Ama açan olmadı. Ve senin kalbin kırıldı. O yüzden bu kadar sarsıldı. Ve yeniden karşılaşınca tekrar şansını denemek istedin değil mi? Evet. Ya içimdeki o ateş yeniden canlandı diyorum ya. Ya 12 yıl öncesindeki gibi diyorum ya. Filmlerde de olur ya böyle. 12 yıl sonra karşılaşırsın. Her şey kaldığın yerden devam eder. Aynen öyle işte. Evet, hiçbir şey değişmemiştir. Aynı sokaklarda yürüyorsundur. Aynı restoranlarda yemek yiyorsundur. Aynı mekanlara gidiyorsundur. Çünkü bu bir filmdir. Gerçek hayatta asla böyle bir şey olmaz. Yani en azından İstanbul'da böyle bir şey olmaz. Çünkü 12 yıl önceki mekanı yerinde bulamazsın. Çünkü hayallerinin ve geçmişinin üstünden silindirle geçmişlerdir. Gittiğin restoran artık nargilecidir. Gittiğin sinema artık bankadır. Ya Feris, ne olur bozma ya. Ne olur bozma ya. Gerçek diyorum. Gerçek. Şu an, şu saniye, şu dakika yaşanan her şey gerçek. İnan bana ya. Sen öyle diyorsan öyledir. Zaten bana ne söylemek düşer ki Tugay? Okey. Ben gideyim artık. Saçmalama, oturduğun yerde. Yani zaten buraya tek parça halinde gelmiş olman bile bir mucize. Merdivenlerden inerken şimdi kafanı kıracaksın. Oturduğun yerde. Ya olmaz, bir şey diyeceğim. Yarın setim var benim. Ay evet, gerçekten mi? Bilmiyordum. Haberim yoktu. Gerçekten mi? Ben prodüksiyonu ararım. Yarın seni buradan alırlar. Feris. Çok tatlısın, biliyor musun? Biliyorum. Feris. Efendim. Sen dünyanın en iyi insanısın. Unutma bunu. Bak, bunu sana hatırlatacağım. Biliyorum. Cevap vermiyor mu? Yok. Nerede kaldı, ben de merak ettim. Nerede? Yazıklar olsun. Yine Arzu ile ilgili ipe sapa gelmez haberler yazmışlar. Ne haberi? Ne olacak? Vefat haberi. Yani siz hiç düşünmeyin. Bu insanların sevenleri var mı, aileleri var mı? Hiç düşünmeyin. Hayatım, sen de kapat bakma artık onlara, ne olursun. Yani bu sabahki haber, döndürüp duruyorlar işte sırf prim yapabilmek için. Evet, yani açıklamada yaptırttım. Ona rağmen yazmaya, haber yapmaya devam ediyorlar. Durduramıyorsun işte. İçerik aynı. Ünlü seslendirme sanatçısı Arzu Alto, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir de son dakika haberi diye eklemişler. Hiç olmazsa bu sefer hayal ettiği gibi öldürmüşler. Ay Allah'ım yarabbi. Arzucuğum, neredesin Arzu? Seni arıyoruz sabahtan beri. 8'de buluşacağız demedik mi Arzu? Ay Aylin, sen misin? Ben Arzu diye konuşuyorum sabahtan beri. Pardon, Arzu nerede? Evde mi unuttu telefonu?
Yapma. Ay Aylin yapma. Yapma Aylin, ne diyorsun Aylin'cim? Tamam. Tamam. Ne oldu? Maalesef haber doğru. Ansu'yu kaybetmişiz. Ama Selda Hanım sakın. Selda canım. Selda bir tane. Biri var mı? Bir su. Selda. Bir su alabilir miyiz kardeşim? Bir Selda bir tane. Canım bana bak. Alo. Ne yaptınız? Aa, bir şey yapmadık ya. Zaten içip gelmiş. Sızdı. Sana sorun çıkarmadı değil mi? Yok canım, ne sorunu? Sadece bir gönül meselesi var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Hangimizin yok ki? Ay dur kıpırdanmaya başladı. Kapatıyorum hadi. Bay bay. Bay bay. Sedacığım, uyandırmadım değil mi Ferisçim? Hayır, daha yatmamıştım. Ya, kaç zamandır senin sesin soluğun çıkmıyor? Nerelerdesin? Ya sorma, öyle oldu. Anlatırım sonra bir ara. Sana şimdi bir mail atacağım. Hayır diyeceğini biliyorum ama yine de şansımı deneyeyim istedim. Yeni bir dijital platform açılıyor yakınlarda. Hem Miami'de hem de New York'ta inanılmaz iş pozisyonları var. Hayatım, biz bunu daha önce konuşmuştuk ama. Biliyorum. Dedim ya aklımda kalmasın diye. Sen bir bak olur mu? Güzel teklif çünkü. Değil mi? Uygulayıcı yapımcılık fırsatı var. Sen bir bak, sonra dön bana. İyi tamam, yani bakarım ama cevabımı biliyorsun. Şansımı deniyorum. Dene bakalım. Öpüyorum seni, arayacağım sonra. Tamam, ben de seni öpüyorum. Almaya gelmiştim. Haber verebilir misiniz? İyi yapsınız, geldiniz. Ama veremem çünkü burada değil. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Nasıl yani? Ama sorun yok. Ben bizzat getireceğim sete. Tugay Bey'i bulacağım, getireceğim. Siz sete geri dönün. Tamam mı? Ben getiriyorum. Teşekkürler. Bay bay. Stres yok. Stres bebeğe zararlı. Tugay. Korkuttun mu Feris? Tugay neredesin sen ya? Neredesin? Yüreğime mi indireceksin sen benim? Ya gel tutun bana, gel. Ay tutunmayacağım ya, ben iki saattir burada Tugay diye bağırıyorum. Duymuyor musun sen beni? Ya duştaydım, kulağımda bunlar vardı, duymadım. Ya bu arada çekmeceni kurcaladım ha biraz, kusura bakma. İnanamıyorum sana, gerçekten inanamıyorum sana. Tamam dur bir dakika, sakin ol, sana bir bardak su getireyim dur. Ay istemiyorum, getirme. Tamam kahve falan yapayım. Yapma. Çay demledim, çay koyayım o ya zaman. Ya Tugay, benim stresten, kafeinden, teyinden uzak durmam lazım. Ben sana anlatamıyor muyum şunu? Tamam, doğru, stres yok. Rezene, ada çayı, strese... İstemiyorum Tugay, istemiyorum. Git, giyin. Sen delirtme beni daha fazla. Hadi git giyin, sette olmamız lazım. Sen bunun farkında değil misin Tugay? Selda'nın bir günde çöktü gülüm. Yazık vallahi. Vallahi Arzu Hanım'ın ölümünden çok kendine üzülüyor bence. Yok artık Gül'üm. Öyle. Arzu Hanım'ın vefatıyla kendisi de ölmüş gibi bir şey oldu. Selda Hanım'a Ebu mu seslendirdi? Tabii. Selda Hanım başka merhaba. Öncelikle başınız sağ olsun. Şimdi mesela son filmini dublajını yapmadan vefat etti kadıncağız.
Yapımcı Ahmet Bey de burada şimdi. Ne olacak o film? Yayınlanmayacak mı? Cenazede bile iş konuşuyorsun Gül'ün ya. Ne yapayım canım? Şu olmaz kuantaya bir şey var. Arzu Hanım'ın ölümünden sonra sizi kim seslendirecek? Yani projeniz, dublajınız yarıda kaldı. Acaba aklınıza başka biri var mı? Müsaade eder misiniz? Bir tanem lütfen. Evet arkadaşlar lütfen. Şu anda hiç sırası değil. Mezarlıktayız hala. Ne olur daha sonrasında. Sizin de başınız sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aşağı gidelim. Sağ olun. Sağ olun. Gel bir tanem. Şimdi benim çıkmam lazım. Sen bizimkilere haber verirsin. Daha yeni geldin. Biliyorum ama yapım şirketine gideceğim. Görüşme var. Barış'ın görüşmesi. İyi hadi. Kolay gelsin. Günaydın Ceylan. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Sen de mi cenazeye? Hayır. Dicle'cim sevgilinle buluşmak için bahane arıyorsan... Hayır bahaneye ihtiyacım yok Ceylan'ım. Barış zaten Feris Hanım'ın oyuncusu. Sen de Feris'in eski asistanısın. O yüzden Barış'la ilgileniyorsun filan. Bunları biliyoruz zaten. Zor yılların bir görüşmesi var bugün. Yanında olmam gerekiyor. Sürecin başından beri de ben takip ettiğim için Feris Hanım benim gitmeme uygun buldu. Anladım canım. Anladım. Tamam. O zaman sana kolay gelsin. Ama işe almadan gelme. Sana güvenenleri hayal kırıklığına uğratma. Hadi bay bay. Uğratmam Ceydan. Boşver. Çok acayip. Ama yani çok. Kestik. Burası tamam. Diğer mekana geçiyoruz. Tugay'la buluşacak mısın? Bu ne biçim bir soru şimdi? Evet kusura bakma biraz damdan düşer gibi oldu ama ben en başından özür dilemiştim. Özel hayatımız hakkında konuşmadan evvel bu da onun devam sorularından biri. Fark ettim. Gidecek misin gitmeyecek misin? Niye soruyorsun? Ya tamam onunla çalışıyor olabilirsin ama bu tamamen özel hayata giren. Yani onun özel hayatından yüzde alıyor olamazsın değil mi? Evet haklısın. Ama onun her duygusal inişi ve çıkışı kariyerini etkiliyor. Bu her zaman böyle olmuştur. Bütün oyuncularımla, istisnasız. Feris, sen benden ne istiyorsun? Bak, Tugay'ı mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ama o düştüğü zaman ben kaldırıyorum onu. Ben toparlıyorum. Ne kadar yükselirse o kadar dibe batar. Ve şu anda o kadar yüksek ki ayakları yerden kesilmiş durumda. Yer çekiminin etkisinden kurtulmuş uzaya doğru yol alıyor. Bilmem anlatabildim mi? Ya anlıyorum da bu adam çocuk değil ki. Koskoca 40 yaşında adam. Hem bak biz dün gece konuştuk. Ya ben çok net anlattım. Ya çok da güzel konuştuk. Sorun yok yani. Rol yapmıyor Leman. Kesinlikle rol yapmıyor. Şu an sana tekrar o kadar kapılmış durumda ki çok aşık. O yüzden buluşmaya niyetin yoksa, gitmeye niyetin yoksa bana önceden haber ver. Benim gitmem lazım. Leman, senden haber bekliyorum. Sen şimdi bana ustam diyorsun ya. Benim de bir ustam vardı bir zamanlar. Hocam da ustam yapıyor şu. Çok şey öğrendim ondan. Fark ettim. Bazen kapanırsın. Motoru söküp parçalarını ayırırsın. Sorunu bulursun, düzeltirsin ama yine de çalıştıramazsın. Sonra bir bakarsın. Sorun küçücük bir parçada. Yapbozun tek bir küçük parçasında. Sen şimdi buna bir vida diyeceksin. Mesela bazen küçük bir parça, bazen bir vida, bazen de koskoca bir yapbozun tek bir küçük parçası olur. Şimdi bir yapboz düşün mesela. Uğraşıyorsun, çabalıyorsun, didiniyorsun, elinden gelen her şeyi yapıyorsun, sonuna kadar geliyorsun ve sonunda küçücük bir parça eksik. Bir manzara resmi düşün mesela. Bir deniz, üstünde martılar uçuyor. O martılardan bir tanesinin kanadının o parçası eksik. Ne yapacaksın? Görmeyeceksin. Küçücük bir parçanın koskoca tabloyu bozmasına izin vermeyeceksin. Ben şimdi sana bunları niye anlattım? Bu vida olmazsa o motor çalışmaz. Evet doğru. Ama hayatta bazı parçalar var ki onlar olmasa da olurlar.
Çünkü hayat devam ediyor. Resmin bütününü göreceksin, detaylara takılmayacaksın. Eğer takılırsan hayat önünden akıp gider. Sen de arkasından baka kalırsın. Harika. Hocam ben böyle sonuna birkaç bir şey ekledim ama isterseniz orijinal halinden de devam edebiliriz. Sorun değil. Hayır. Ben sevdim. Dokunuşun çok güzel. Teşekkür ederim. İyi ki geldin Barış. Hocam ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum bu arada. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Barış'ı uğurladıktan sonra biraz konuşalım mı? Tabii ki. Hiç kesmiyorsunuz. Bu şekilde olduk. Anlaşmamız gereği fragmanı bu hafta çıkarmamız gerekiyor. Ahmet Bey, tabii ki çok haklısınız ama yani siz de takdir edersiniz ki şu anda bunları konuşmak için çok erken. Çınar, ben ruhsuz bir adam değilim. Arzu'ya inan, ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Çok. Ama hayat devam ediyor. Selda Hanım'ı kimin seslendireceğini bir an önce çözmemiz lazım. Canım, bir tane istersen seni eve götürelim mi? Ne dersin? Biraz dinlenmiş olursun. Merak etme, Ahmet Bey'le daha sonra konuşabiliriz. Öyle değil mi Ahmet Bey? Tabii tabii. Bizim için hiçbir mahsuru yok. Selda Hanım'ın acısı çok taze. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Haberleşiriz. Tamam, tamam. Çok sağ olun Ahmet Bey. Görüşmek üzere o zaman. İyi günler. Selda'cığım, istersen sana bir sakinleştirici iğne yaptıralım. Ne dersin? Hem uyumuş da olursun. Bak mezarlıktan bu yana ağzından tek kelime bile çıkmadı. Gerçekten korkuyorum artık Selda. Selda Hanım biliyorum. Yani sizin çok yakın dostunuzdu. Arzu'yla çok çok özel bir ilişkiniz vardı. Ama emin olun biz de çok üzüldük, perişan olduk. Yine de biz konuşmaya çalışıyoruz. Siz de konuşun, acınızı bizimle paylaşın isterseniz. Canım, ne olur bak böyle içine atarak olmaz. Selda Hanım, isterseniz bir hastaneye gidelim. Ne dersiniz? Hayatım. Selda Hanım. Artık konuşmamın bir anlamı yok. Beni neden bıraktın? Yapma ne olursun yapma böyle bir tanem. Ölenle ölünmüyor ki canımın içi. Selda Hanım bir su içer misiniz? Şimdi ben sensiz ne yapacağım? Ne yapacağım? Yazık kadına ya, yakınıysa demek ki. Sesi kadar yakın diyelim. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun Gül'ün cenazeden beri? Ben bir şey ima etmiyorum. Direkt olarak söylüyorum Emrah. Öyle her şeye inanmamak lazım. Bence şu an üzüldüğü tek şey kendisini kimin seslendireceği. Başka bir şey değil, emin ol. Başta soru işaretlerim vardı ama. Bilmiyorum, ben Barış'la konuşalım derim. O vida nereden çıktı? Yusuf Usta verdi. Yusuf Usta? Uzun hikaye. Ben anlatırım sonra sana. Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Çıkıyor muyuz? Benim biraz daha buralarda olmam lazım. Yapımcı ile konuşacağım çünkü. İstersen sen çık. Beni bekleme. Yok. Hep sen beni bekliyorsun. Bu sefer de ben seni bekleyeyim. Çok tatlısın ama ne kadar sürer bilmiyorum. Ben çıkınca seni arayayım. Öyle yapalım olur mu? Çünkü daha ajansa gidip işleri halletmem gerekiyor. Hı. Öyle yapalım. O zaman ben senden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Bir gelişme olursa bana haber verin demiştiniz. Burada rüzgar yön değiştirdi, bilginiz olsun. Çınar, sizden haber bekliyorum. Zaten fazla seçeneğimiz yok. Ya Arzu Hanım'ın yerine başka bir dublaj sanatçısı Selda Hanım'ı seslendirecek... ya da Selda Hanım ilk kez kendi sesiyle oynayacak. Asla olmaz. Kendi sesimle oynamak Arzu'nun anısına hakaret olur. O zaman bir başka biriyle... Feride, bunu ne sen söylemiş ol, ne ben duymuş olayım. Bunun kendi sesimle oynamaktan bir farkı yok. Bunu Arzu'ya, bu saygısızlığı yapamam. Peki ne yapacağız Selda Hanım? Yani nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Yol falan yok. Bu film asla vizyona girmeyecek. Bundan sonra yoğun bakımda yatan, konuşmayan hastaları oynayacağım. Kim ne derse desin. Ben Barış'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Yönetmen de çok memnun. Ama son yaşanan olaylardan sonra Barış'ın imajı hepimizi düşündürüyor. Takvim de çok sıkışık. Sette yaşanacak herhangi bir aksaklık filmi tehlikeye sokar.
Ersin Bey, ben sizi anlıyorum. Barış da bu olanlardan çok mutsuz. Ama tamamen işine odaklanıp bu süreci geride bırakmak istiyor. Ayrıca Barış'ın ne kadar çalışkan bir oyuncu olduğunu size söylememe gerek yok sanırım. Bunu açmam lazım. Tabii, buyurun. Kusura bakma, beklettim. Rica ederim. Nerede kalmıştık? Barış'ın ne kadar çalışkan bir oyuncu olduğundan bahsediyorduk. Ersin Bey, bir de şöyle düşünün. Kariyeri tehlikeye girmiş bir oyuncu sizin filminizle tekrar yükselişe geçiyor. Sizce de hem Barış için hem sizin için çok güzel bir avantaj olmaz mı bu durum? Ben size söz veriyorum. Barış'ın işi aksatmaması ya da herhangi bir problemin oluşmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Bundan hiç şüphem yok. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Akşam kararımızı bildirmek için sizi arayacağım. Tamam, öyle yapalım Ersin Bey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya Çınar'cığım, bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Sen kendi oyuncuların arasında bir bak istersen, hani kim uygundur diye. Selda'yla sonra yan yana getirelim. Pirideciğim, şimdi o da ters teper. Yani gerçi bekleyelim desem bekleyecek zamanımız da yok. İşte Ahmet'in dediklerini duydun. Hemen önümüze bakmamız lazım diyor. Ay, Ahmet mi o? Evet. Bir an önce bu işi halletmezseniz Selda Hanım'ın kimin seslendirdiğini filmi izlerken öğrenirsiniz yazmış. E o zaman şöyle yapalım. Sen kendi oyuncuların arasında uygun gördüğün birileriyle konuş. Tamam mı canım? Ben şimdi Selda'yı bir iknaya çalışayım. Tamam. Tamam Piyadacığım, haberleşiriz. Efendim? Canım, görüşme bitti az önce. Nasıl geçti? Gayet iyi geçti. Akşam sonucunu bildirmek için beni arayacaklar. Şimdi ben ajansa geldim, gireceğim birazdan da seni sonra yine ararım, olur mu? Tamam sevgilim, bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Hayatım, böyle bir şey mümkün değil. Ya bunu sen de biliyorsun. Film bir defa çekildi. Ya şimdi eğer biz bu aşamada müdahil olmazsak, yapım şirketi kendi kafasına göre birini seçer, seni seslendirir. Hayır. Ben Selda Alkur'um. Yıllarımı verdim bu sektöre. Bana sormadan hiçbir şey yapamazlar. İşte ben de onu söylüyorum ya. Sen Selda Alkor'sun. Selda Alkur'um. Ama sesim yok. Ah. Sessiz Selda Alkur. Canım. Bir tanem, madem arzu dışında kimse seni seslendirsin istemiyorsun, o zaman sen kendini seslendir. Olmaz. Selda, sesinden mi çekiniyorsun? Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Ama Arzu'nun kemikleri sızlar. Ay, yeter artık, vallahi bayılacağım. Niye kemikler sızlasın canım? Aa, sanki bir başkası seslendirince kemiği sızlamayacak, öyle mi? Peki bir de, madem başka çare yok, peki sen nasıl istersen. Rahmetli Arzu Hanım'ın sesine yakın dublaj sanatçılarıyla denemeler yaptık. Mutlaka bir sesi beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah. Burak'cığım, başlayabiliriz. Beni ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Eski yalanın bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma gelip oturmuştum. Bu sesin Arzu'nun sesiyle alakası yok. Tamam. Demiştim. Diğerine geçelim. Beni ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Çok genç. Eski yalanın sevmedim. Bahçesinde şarkı söylüyordum. Sesi bana oturmuyor. Yanıma gelip oturmuştum. Eski yalanın bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma çok yaşlı. Sesin bana aşkı hatırlattı. Olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. Ama bir tanem biri olmak zorunda. Hiç kimse Arzu'nun yerini tutmuyor Peride. Boşuna uğraşıyorsunuz. Her şey bana onu hatırlatıyor. Şimdi müsaade ederseniz gidip sesimin yatını tutmak istiyorum. Oh. Halledeceğiz, merak etme.
Of, tam da sırası şimdi. Nasılsınız Celal Bey? Çok iyiyim Kıraç. Öyle mi? Çok sevindim. Beren'le ilgili sorunu çözdük. Serkan'la da konuştum. Eskisi gibi devam edeceğiz. Ben uzun yıllardır Ego ile çalışıyorum. Böyle ufak tefek problemlerden dolayı da vazgeçecek değilim zaten. Beren'le konuşmamı isterseniz. Aa, yo yo, o işi hallettik biz. Konuşmana gerek yok. Tazminatı da ödendi. Öyle mi? Beren'den de hiç beklemezdim. Çok şaşırdım açıkçası. Hiç şaşırma Kıraç'cığım, o ödemedi ki. Yeni ortağınız ödedi, Ceyda Hanım. Ama dediğim gibi önümüzdeki işlere bakacağız. Hadi kolay gelsin, sonra konuşuruz yine. Size de. Bir de ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Eski yanının bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma gelip oturmuştun. Sesin bana aşkı hatırlattı demiştin. Bugünden itibaren kimse için şarkı söylemedim. Bu şarkı da son şarkımız olacak. Ay çok kötü. Ama öyle. Yani ben katılmıyorum sana. Bence gayet doğal. Karakterle gayet de ölçüşüyor. Ben de Emrah'a katılıyorum. Bence Selda'nın sesindeki bu kırılmalar karakteri daha gerçek yapıyor. Bence. Cevap vermiyor. Ama Peride'ciğim böyle telefonu açmayıp ortadan kaybolunca da olmuyor ki. Hayatım bir sürü mesaj bıraktım. Dönmüyor işte, geri dönmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben kendi sesiyle çok beğendim. Evet, işte ben de baştan beri aynısını söylüyorum. Yani tamam, anlıyorum. Arzu'nun hatırası ayrı bir şey ama bu da ayrı bir şey sonuçta. Selda Hanım'ın da kendine göre çok hoş bir ses rengi var. Yani kendisi beğenmese de ben de çok beğeniyorum. Yani ben çok seviyorum diyemem ama bence hiç kötü değil. Bence çok kötü. Hatta berbat. Olmuyor işte ya. Aslında kabul etse çok güzel olur. Yani biz böyle nasıl tartışıyorsak hayranları da tartışır. Kimileri karşı çıkar, kimisi savunur. Bak böyle olur yani. Ben destekliyorum Selda Hanım'ı. Bence yaptığı çok cesur bir hareket. Tamam hadi bir daha aç dinleyelim bakalım. Ha, işte böyle savunanlar karşı çıkanları ikna edecek. Bence bunu uygulayabiliriz yani. Olabilir. Bir dakika. Senin aklında yine ne var? Bir şey var senin aklında. Bir söylesene açık açık. Bak bir tanem, biz her türlü öneriye, akla, fikre, her türlü desteği açığız çocuğum. Ne olur konuş. Bence şöyle, küçük bir oyun oynayabiliriz bununla ilgili. Müsait misin? Evet evet, gelsene. Celal Bey aradı. Beren'in tazminatını sen yatırmışsın. Doğru. Yani Beren'in ödemesi gereken parayı niye ödedin? Niye yaptın böyle bir şey anlamadım ben. Çünkü uzun vadede Ego'ya yararı olacak bir hareketti. Serkan zaten gergin. Sadece kendini düşünüyor. Beren desen bence hiç böyle bir parası olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum yani. Ödemeseydim tatsız olaylar olacaktı. O yüzden. Sen de çıkardın 500 bin lirayı bıraktın. Evet. Kıraç sen anlamak istemiyorsun galiba ama ben Ego'yu önemsiyorum. Serkan'ın tutarsız hareketlerinin ajansa zarar vermesini istemiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Sen bir karar verebildin mi? Teklifimi düşündün mü? Tamam. Acele etme. Biraz daha düşün. Ama samimi olduğumu bil. Ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Belki bir daha hiç duyamazsın sesimi. Belki benden geriye sadece kelimeler kalır. Ama sakın unutma. Beni her düşündüğünde yanında olacağım. Sonsuza kadar. Ah Arzu. Beni niye bırakıp gittin, kendi sesimle baş başa kaldım. Ben sensiz ne yapacağım? Bir de ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Eski yanının bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma gelip oturmuştun. Sesin bana aşkı hatırlattı demiştin.
Bugünden itibaren kimse için şarkı söylemedim. Bu şarkı da son şarkımız olacak. Aa, söylemez olur muyum? Elbette söyledim. Zaten Selda'nın kendi fikri bu. Madem Arzu seslendiremeyecek beni, o zaman ben konuşmalıyım kendi sesimi dedi. Ha. Ya katılıyorum. Ahmet Beyciğim, gerçekten büyük cesaret işi bu. Hay, görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İnşallah işe yarar çocuklar. Ne diyor peki, beğenmiş mi? Yani ben bu fikri çok sevdim dedi. Yani kendisi konuşsun diyor o da. Yani o zaman en azından doğru yoldayız Peri'deciğim. Arıyorum. Canım, izledin mi? İzledim Peride. Bu nasıl bir saçmalık? Benden habersiz videoyu nasıl yayınlayabiliyorlar? Aklım almıyor. Aa, gerçekten yani ben de görünce çok sinirlendim bir tanem. Olacak iş değil. Hele bizim onayımız olmadan. Tabii ki hemen aradım ben Ahmet Bey'i ama ulaşamadım. Not bıraktım gerçi. Dava açalım, videoyu kaldıralım. Ay ne bileyim, bir şeyler yapalım Peri de. Tabii bir tanem. İstersen sen buraya gelsene. Birlikte oturalım, ajansla konuşalım. Ay neden geleceğim? Siz Ahmet Bey'e haber vermediniz mi? Hayatım, o iş bende. Ben arıyorum Ahmet Bey, sen merak etme. Yeter ki kalk gel şu ajansa. Ay peki, geliyorum Peride. Tamam canım, bekliyoruz. Bitti, geliyor. Hadi bakalım, gösterin kendinizi. Hazırlanıyoruz, tamam ben Emre arayayım. Hazırlanmayı bir öğreneyim. Tamam, bize gel. Hazır mısınız? Şimdi geldik, bir de Gül'ünle konuştum, onlar da hazır. Tamam, harika. Şimdi Selda Hanım aradı. Ajansa gelmek için, o da birazdan harekete geçer. Ben hemen çıkıyorum, tamam? Tamam. Burada hareket başladı. Kapatıyorum. Hadi. Hazır mısınız? Evet, biz hazırız Selda Hanım. Tamam, geliyorum. Geliyormuş. Başınız sağ olsun. Arzu Hanım'ın gidişiyle hepimiz çok üzüldük. Yeni filminiz iptal olacak diye çok korktuk. Ama videoyu görünce çok heyecanlandık, dayanamadık geldik. Kendi sesiniz de o kadar doğal ve içtensiniz ki. Cesaretiniz hepimize örnek oluyor Selda Hanım. Arkadaşlar izin verir misiniz lütfen? Buyurun Selda Hanım. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz Selda Hanım. Baykuş yuvadan çıktı, baykuş yuvadan çıktı. Ne baykuşu be, ne? Fırtına yaklaşıyor, çamaşırları topla diyorum Gül'üm. Neymiş, fırtına, ne diyorsun be? Ya Selda Hanım çıktı, geliyor diyorum, ne diyeceğim, ajansa geliyor. Tamam, öyle desene ya, kapat tamam. Arkadaşlar, aç pankartları, aç. Geliyor Selda Hanım, hazır olun. Nasıl çalıştıysak o, evet. Sevgimizi gösteriyoruz. Bağırın Selda Hanım. Çok seviyoruz. Kendi sesiniz de o kadar doğal ve içtensiniz ki. Cesaretiniz hepimize örnek oluyor Selda Hanım. Ne oldu Harun? Neden durdun? Gaya var Selda Hanım.
Alo. Görün tamamlandı. Size doğru geliyorlar. Tamamdır, bekliyoruz biz, tamam. Şimdi geliyorlar buraya doğru. Siz benden işaret bekleyin, tamam mı? Hazır olun, size işaret edeceğim ben. Bu taraftayım ben. Selda Hanım, Selda Hanım iyi akşamlar. Videonuzu şimdiden 100.000'den izledi. Kararınız hayranınız tarafından övgüyle karşılandı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Selda Hanım, Arzu'nun anısına bundan sonraki projelerinize kendi sesinizi kullanacağınız konuşuluyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, teşekkürler. Selda Hanım daha sonra bir açıklama yapacak. Teşekkürler. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle buyurun. Niye ne yaptın? Geldi mi Selda Hanım? Şimdi gitti. Şimdi girdi içeri. Ha, Gülüm sen biraz fazla abartmadın mı acaba? Hayır. Aman her zamanki hali. Hadi boş verin. Yani sen de. Arkadaşlar ben işimi ciddiye alıyorum. Ciddi. Ne gerekiyorsa o. Hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım. Biliyorum çok kızgınsın. Aslında ne desen de haklısın ama... Ama biz hemen devreye girdik Selda Hanım. Ahmet Bey'le de konuştum. Hatta benim oyuncularımdan birini seçmesi konusunda oldukça ısrarcı oldum kendisine. Yani bu olacak şey değil. Hele hele bizden habersiz böyle bir hareketli yapmaları. Bu konuda biz gerekli uyarıyı verdik zaten. Evet ama hemen özür dileyecekler. Sonrasında da bunu kimin yaptığını ortaya çıkaracağız. Haklarımızı aramaya başlayacağız. Hiç merak etmeyin. Aslında ya o kadar da korkunç bir şey olmamış biliyor musun? Ben sana göstereyim mi? Ha? Gerek yok. Ama çok güzel yorumlar. Sesine bayılmış hayranlarını övgüyle söz ediyorlar. Ben gelirken düşündüm biraz. Başka bir ses istemiyorum. Selda Hanım çok haklısınız. Gerçekten ne söyleseniz haklısınız. Sonuçta böyle büyük bir değişikliği kabul etmek... yani daha doğrusu kabul etmek zorunda kalmak... oldukça sarsıcı, anlıyorum. Daha bitirmedim. Arzu'nun ölümü beni çok etkiledi. Doğru. Ama o da burada olsa... bunu bir fırsat olarak görmemi sağlardı. Arzu'nun anısına saygısızlık etmek istemiyorum demiştim size. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Beni hep desteklediniz. Çınar, özellikle sen çok destek oldun bana. Kendi oyuncularını seferber ettin benim işim için. Ama ben bir karar verdim. Bundan sonra... kendi sesimden devam etmek istiyorum. Ne dersiniz? Aa, bu çok ani oldu bizim için. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence hiç fena olmadı. Hayranlarım da çok destekçi. Gelirken neler yaşadığımı bilmişsiniz. Bence doğru olan bu. Yıllardır sakladığım, kimselere göstermediğim sesimi... artık gün yüzüne çıkarmanın zamanı geldi. Oh. Biz seni gelişmelerden haberdar edeceğiz bir tane. Çok teşekkürler. Selda Hanım gerçekten çok doğru bir karar verdiniz. O yüzden ben tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Hayatım tatlım. Görüşeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay çocuklar, bunu siz başardınız. Çok teşekkür ederim. Hadi. Devam edelim. Haydi. Evet. Bunu
Bundan sonra bana asla ama asla yalan söylemeyeceksin. Benimle işbirliği yapacaksın. Ben de sana yardım edeceğim. Serkan'ı bitirmen için. Ne dersin? Var mısın? Gülben ve İrem'le ben ilgileniyordum ama gerçekten hiç vaktim yok. Bir süre sen ilgilenir misin? Serkan'a söyledim. Haberi var ikisiyle de senin ilgileneceğinden. Sen de çıkardın 500 bin lirayı bıraktın. Evet. Kıraç sen anlamak istemiyorsun galiba ama ben egoyu önemsiyorum. Serkan'ın tutarsız hareketlerinin ajansa zarar vermesini istemiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Sen bir karar verebildin mi? Teklifimi düşündün mü? Tamam. Acele etme. Biraz daha düşün. Ama samimi olduğumu bil. Ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ben başta başaramayız diye düşünmüştüm. Vallahi ben en başından beri başaracağımızı biliyordum. Hadi oradan. Evet, biliyordum. Dur. Alın ne olur iyi haber olsun lütfen. İyi haber olsun lütfen. Dur, dur. Barış'ın işi oldu mu olmadı mı şu an onu öğreneceğim. Dur. Ne? Defne Hanım'ın bu dönemi var. Tamam çabuk hadi o zaman şöyle bir şeydi. İşte totem bitti, totem. Tamam hadi. Ne yapıyorsunuz be? Efendim. Merhaba, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, karar verdiniz. Çok sevindim. İşte bu be. Çok sevindim. Çok sevindim. Ben hemen Barış Bey'e haber veriyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hoşça kalın. Ne? Başardın. Şimdi ben hemen Barış'ı arayayım. Tamam, ara. Hemen haber vereyim ona. Hadi gidelim, hadi gidelim. Abicik, abicik. Tamam, tamam. Hadi. Ay, teşekkür ederim. Ay, çok sevindim. Ne yaptın sevgilim? Barış, aşkım bir yapımcı aradı. Şu an iş senin, iş senin. Gerçekten mi? Yani beni mi seçmişler? İnanamıyorum var ya şu an, inanamıyorum. Mutluluktan ağlayacağım, inanamıyorum. Yaptın ya, ya sonunda yaptın. Söyledin, söyledin, sonunda yaptın ya. Var ya senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şey, inan bana. Biliyorum sevgilim. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, söz veriyorum sana. Bana verdiğin bu şansı sonuna kadar değerlendireceğim. İnan bana. Deme, deme öyle. Vallahi şu an zaten ağlamak üzereyim. Gerçekten inanamıyorum Barış. Ben şimdi çıkacağım, birazdan senin yanına geleceğim. Gelince her şeyi tek tek konuşacağız, tamam mı? Tamam, tamam. Ben bekliyorum. Bekliyorum. Leman. Selam.
Selam. Gelebilir miyim? E tabii, tabii gel, gel. Aç mısın? Ha, o kadar uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediğim için her şeyi yiyebilirim şu an. O yüzden oda servisinden bence bir şeyler söylemeliyiz. Söyleyelim mi? Olur, söyleyelim. Evet, tok karnına konuşmak çok daha iyi olacak bence. Nasıl istersen. Hadi, söyle bir şeyler Tugay. Dicle. Ceyda Hanım. Şimdi yapımdan aradılar. Barış'ın işi tamammış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Birazcık da kıskandım doğrusu. Yalan yok. Neden? Bu mevsimde Belgrad çok güzel olur çünkü. Anlamadım. Tatlım, ben senin bu zor anlama meselini de çözeceğim. Merak etme. Birazcık B12 ile sen zehir gibi olursun, bak görürsün. Şöyle ki, filmi önce Belgrad'da çekmek istemişler. Gurbette yaşayan işçi hikayesi. Tabii bütçe meselesi var. Öyle bir maliyet çıkmış ki çekimleri İstanbul'a almak zorunda kalmışlar. Ben de bunu duyunca bir arkadaşımı aradım. Sponsor olmak isteyip istemediğini sordum. Sonra yapımcıyla konuştum. Sonuç gayet olumlu. Yani filmi Belgrad'da çekecekler. Artık hazırlığı başlaması, çekmesi, dönmesi sanırım bir 4 ay sürer. Ben bunu bilmiyordum. Barış bir süre buralarda olmayacak. Neyse ki bu süre zarfında şu Ömer meselesi de unutulup gider. Döndüğünde yepyeni bir Barış olur, tekrar parlar. Sen de işlerine konsantre olursun. Yani bu iş ikinize de iyi gelecek. Emin ol. Dicle. Sen Barış'ı ne kadar seviyorsun? Kariyeri için gitmesine engel olmayacak kadar seviyor musun? Bunu bir düşün. Sonra tekrar konuşalım. Olur mu? Ama aferin. Çok iyi iş çıkardın. Böyle devam et. Sen de gelecek görüyorum bak. Aslında var ya, sen haklıydın biliyor musun? Yani bir anda öyle aşırı yükseldim ki. Yani her şeyin eskisi gibi olacağını düşündüm ama... işte o silindir var ya, silindir. O silindiri hesaba katmadım ben. Ne silindiri ya? Ya sen dedin ya işte, o geçmişlerden... bir şeylerin üstüne, nargilecilerin üstünden geçti silindir falan. O gün bir şeyler dedin ya sen. Evet, öyle bir şey dedim ben değil mi? Tam öyle bir şey değildim ama yani benzer... o minvalde bir şeyler söyledim, doğru söylüyorsun. Ya 12 yılda Feriz. Koskoca 12 yıl ya. Ya 12 yılda neler değişti ya? Yani her şey değişti. Biz bile 12 yıl önceki gibi değiliz ki. Ne değişti? Hiç böyle düşünmüyordun. Ya ne bileyim işte. Ya ben bir hayalin, böyle bana iyi gelecek bir duygunun peşinden gidiyordum ama olmadı işte. Elini ver. Ne? Ya elini ver. Neden? Allah Allah, neden, niye, niçin, nasıl? Elini ver, bir soru sorma ya. Hayatım benim, hayatım bundan ibaret. Neden, niye, niçin, nasıl? Beni dinle şimdi. Seninle bir anlaşma yapacağız, tamam mı? İkimiz de değişmek için çaba sarf edeceğiz. Ve aynı şeylerin yaşanmasına bir daha müsaade etmeyeceğiz, okey? Sen bundan sonra kimsenin dediğini umursamayacaksın. Kendini düşüneceksin, bebeğini düşüneceksin, Serkan'la olan ilişkini düşüneceksin, okey? Sen ne yapacaksın? Ben de bundan sonra ani kararlar almayı bırakacağım. Her şeyin eksisini artısını hesaplayıp öyle karar vereceğim. Başımı derde sokacak şeylere kalkışmayacağım. Çünkü her zaman sen yanımda olamazsın. Ve her zaman beni dertten kurtaramazsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper. Anlaştık. Anlaştık ha. Anlaştık. Tamam. Okey. Tatlı krem karamel. Ne ara? Yemek söylerken araya sıkıştırdım. Ay dur ya, ben hemen dişime yapmam gerek. Çok sıkıştım. Hadi git. Leman. Hadi gel, çıkıyoruz. Su da söyler misin?
şey kartımla alakalı bir sorun çıkmış da aşağı inip hemen geliyorum, tamam mı? Ay saçmalama, benim kartımı ver. Ya sen niye benim kartımdan çekmiyorsun? Nereye gittin sen şimdi? Mont. Tugay. Neredesin sen? Şunları ya. Hadi hayırlısı. Ama ben anlaşmamıza sadık kalacağım galiba. Serkan. Neredesin? Bu akşam bende kalmak ister misin? İyi tamam. Evde görüşürüz. Hadi geliyorum. Tamam. Derken? Teklifini kabul ediyorum. Madem Serkan'ı bitirmek için yardımımı istiyorsun, kabul. El ele verip bitirelim bu işi. Doğru karar vereceğini biliyordum. Pişman olmayacaksın Kıraç. Ve bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Ceyda, eğer kötü bir haberse sonra konuşalım mı? Hayır, gayet iyi bir haber. Hatta harika bir haber. Gerçi başta emin değildim. Biraz zorlanırım diyordum ama taktikler işe yaradı. Nasıl yani, anlamadım. Şöyle ki, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm. İşe önce Kıraç'ın hastane masraflarından başladım. Sonra röportaj, o kolay oldu. Gerçi Gülben'le İrem'i Kıraç'a vermek de kolay oldu. Zaten Beren'in masrafını ödemek benim için bir şey değil. Ama arada öyle bir hamle yaptım ki. Bence Kıraç da bundan etkilendi zaten. Neymiş o hamle? Asansör. Asansör mü? Hı. Hiç öyle değil işte aslında anne. Çok korkmuş. Babam bana ne dedi biliyor musun? Hiç aklıma geldiği gibi olmadı dedi. Hani böyle hayatımın bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçeceğini sanırdım. Ölüme bu kadar yaklaşınca. Ama hiç beklediği gibi olmamış. Bir de şey dedi, pişmanlıklarım geldi aklıma dedi. Yaptıklarım, yapamadıklarım dedi. İyi anneciğim. Anne gerçekten iyi, bir problem yok. Sadece dinlenmesi gerekiyor. Dinlenince toparlayacak kendisini. Hayır, bu kadar oldu. Başka bir şey olmadı zaten. Başka bir şey de konuşmadık. Tamam. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle film şeridi gibi gözümün önünden akıp gidecek sanıyordum hayatım. Hiç öyle bir şey olmuyor. Yani sadece pişmanlıkların geliyor aklına. Keşke özür dileseydim diyorsun. Geç kaldım diyorsun. Her şey için geç kaldım. Kendimi affettirmek için geç kaldım. Sonra bir anda ambulansla açıyorsun gözlerini. Benim de var. Pişmanlıklarım çok var benim de. Çok pişmanım. Keşkelerim var, hatalarım var. Çok, o kadar çok ki. Asansörün katta kalması o kadar iyi oldu ki. Ama tamamen tesadüf. Ayarlasan olmaz yani. Daha iyisi olamazdı. Ben çok kötüyüm.
Klostrofobim var benim. Ben burada kalamam, nefes alamıyorum. Bana yardım et Kıraç. Yardım isteyen bir kadını kim geri çevirebilir ki? Hele bu son yaşadıklarından sonra. Ceyda bravo. Ya senden bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bravo. Daha dur. Yeni başlıyoruz. Çok akıllı sanıyorsunuz kendinizi. Çok. Çocuklar yapmayın ama. Benim kimseden korkum yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Hiç kimseden korkmuyorum. Hani bazıları kediden korkar, köpekten korkar, yüksekten korkar. Ne bileyim, kapalı alanda kalmaktan filan korkar. Benim bu hayatta korktuğum hiçbir şey yok. O yüzden teker teker gelsinler. Öyle uzaktan atıp tutmakla olmuyor işler, değil mi? Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin.